bu evde kaldığım sürece hiçbir şekilde Mehtap'la bu saatten sonra bir ilişki içerisine zaten giremem. Zaten giremem. Bana ne yaşandıysan ya, hak ettiğini ya. Yaşa. Acıysa acıyı yaşa, iyiyse iyiyi yaşa. Vallahi... Mehtap kendi oyun oynayacağı birini buldu. Gayet şovunu yapıyor şu an. İçten içe ben bu atlet çiftini zaten samimiyetsiz buluyorum. Yani... Mesela ben seni severdim, artık sevmiyorum mesela. Hiç ben sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilini terbiye edeceğini, yüreğini terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumluyum. Merhabalar efendim, kısmetse olur da haftanın finaline en heyecanlı akşamımıza hoş geldiniz. Şu anda biz burada 16 adayız ama gecenin sonunda kaç kişi elenecek, kaç kişi kalacağız bilmiyoruz. İşte bunu az sonra yapacakları oylama belirleyecek adaylarımızın. Fakat iki kişi var ki elenmeyecek, o da sizlerin oyuyla. Çok teşekkür ediyoruz hafta boyunca ilginize ve desteğinize. Sevgili Hazal ve Semih, tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Az sonra bir tur daha koruma vereceğiz efendim. Birbirlerini koruyacaklar. İki kişi daha belirlenecek, elenmeyecek ve tartışma bölümüne geçeceğiz. Ama önce gelin isterseniz bu hafta neler yaşandı bir hatırlayalım. O resimlerde taktığı kolye, iki hafta içerisinde burada taktığı kolyeyle aynı. Her şeyi söyle bana ama bana pirinci deme. İşte senin için o Hintli göbekliyle ne işim olur, dans bile edemiyorum tarzında kelimeler söylemiş. Dide. Teknelerin içinden geldik. Deniz kenarındayız ve böyle bir yerde niye seninle beraberim? What? Bir hediye sadece. Mehtap yüzüğü parmağına tak. Aman Allah'ım. Boğaç da Mehtap ayırıyor. İnanmıyorum. Senin şaşaya gösterişe inanmayıp seni tanıyacak bir adamla olabileceğini düşünüyorum. Zamanında parça oldun gittin buradan. Ne oldu şimdi? Rabia gelir birazdan. Rabia hayatta gelmiş. Aha. Hani gelmez mi? Harbi gelmez diyorum. Ablan sonra konuşalım. Harbi mi? Allah. Utanmıyor musunuz dedikodunu yapmaya? Kız geri geldi. Geri geldi. Hoş geldiniz. Dün bana geldin. Burada değil, bak, burada. Benimle çıkmak Hayır. istediğini söyledin. Ben de bunu kabul ediyorum. Ben böyle bir insan için seni kırdığım için özür dilerim. Gerçekten Berker haklıymış. Boğaç tam bir oyuncu. Benim yaptığım çok büyük bir hata. Kesinlikle onaylamıyorum. Bu saatten sonra nasıl çeviririm onu da bilmiyorum. Ciddi adayların hakkını yediğini de düşündük. Ben istediğim şeyi de alırım. Merak etmeyin. Senin o samimiyetine inan en çok inananlardan biriydim. Gerçekten yazık. Birine bir şey olduysa o bana oldu. Çok büyük hatan var. Zamanı gelecek anlayacaksın ama. Mehtap'a ne zamandır aday olmaya karar verdin? Abi ben Mehtap aday değilim. Biz Mehtap'la bunu planladık. Eğer madem öyle bir şey var, niye benden özür diliyor? Mehtap'ın oyunu.
Nasıl soracağım abi? Abi şimdi niye abi delireceğim? Vallahi delireceğim ya. Şşş, ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu Adnan? Şu an ilk defa görüyorum. Didem. Vallahi beyler sıkıntı olabilir bu. Bu eleme bile olabilir yani. Dur. Çok dikkatli ekrana bakın. Önemli bir anons gelecek. Bak kızlar gelecek buraya ağlayan ve siz bari güçlü olun ya. Bu evde kalmanın kıymetini bilin, birbirinizi üzmeyin. Seni çok seviyorum aşkım. Üçünü burada tutabilirsiniz. Fakat oylamayla birini yollayacaksınız. Bir tarafım yarım kalacak çünkü benim üzerimde çok hakkı, emeği var. Berker, kim gitmeli sence? Ona karşı bir şeyler hissediyorum Seda Hanım, evet. Ama gururum aşkımdan büyüktür. Mehtap. Onur, senin oyun çok önemli şu an. İkinci tura bırakabilirsin veya bu turda belli edebilirsin. Son yapmış olduğu şov çok samimiyetsiz geldi bana. O yüzden ben Gamze Göktürk diyorum. İsmin telaffuz edildi. Gidecek isim sen oldun. Yani az sonra 12 saat çalacak ve Gamze Göktürk artık yok. Yarın sabah bu evde değil. Neyse arkadaşlar, bugün misafirlerim geliyor. Annem ve Semih'in annesi tanışacak da. Aa, valide gelmiş. Aa, gençler. Hoş geldin. Evlilik için Hazal'ın yaşını uygun buluyor musunuz? Oh. Merhabalar. Kız istemeye geldik. Oturabilir miyim? Hazal'ın sürekli ağlamalarına ne diyorsunuz? Bak bir kez gittin. Hayır, bak bir kez gittin. Hayır. Ha. Saatler var, ayıptır ya. Nasıl bir şey ya? Sen gerçekten çok geldin. Fazla oluyorsun be evde artık. Sen gerçekten çok fazla oluyorsun. Sen nasıl bir insansın? Bu evde kaldığım sürece hiçbir şekilde Mehtap'la bu saatten sonra bir ilişki içerisine zaten giremem. Adama oyun oynayan sensin, adama samimiyetsiz diyen de sensin. Bana ne yaşattıysan ya, hak ettiğini yaşa. Acıysa acıyı yaşa, iyiyse iyi yaşa. Bana... Mehtap kendi oyun oynayacağı birini buldu. Gayet şovunu yapıyor şu an. Evet, şu an Gamze'ye karşı bir şey hissettim de... İçten içe ben bu atlet çiftini zaten samimiyetsiz buluyorum. Yani... Mesela ben seni severdim, artık sevmiyorum mesela. Hiç ben sevmiyorum. De seni sevmiyorum. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilini terbiye edeceğine yüreğini terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumluyum. Evet efendim, yine bir hafta böyle çarçabuk geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar. Şimdi biz de hatırlayalım bazı sahneleri, önemli olayları. Tartışalım ki adaylarımız doğru oy versinler. Kafalarında soru işareti varsa kimi yollayacaklarına dair kararları netleşsin. Ona göre bakalım kimler için yeni umutlar doğacak bu evde bu akşam. Kimler umutlarına veda edecek. Şimdi ilk önce... Geçtiğimiz hafta bir aşk kıvılcımlanır gibi oldu bu evde. Hatta finalde de vardı belirtileri Berker ve Mehtap.
Hatırlar mısınız? Mehtap gitmesi için oylanan adaylar arasındaydı Perşembe günü. Ancak Gamze Göktürk'ün gitmesine karar verdi erkekler oylarıyla. Daha sonra Mehtap Efendim çıktığı romantik yemekte belki Berker'e yaşattıkları, belki hediyeyi verirken veya Boğaçan'la yaptıkları şakadaki kırgınlıklar nedeniyle Berker'den özür dilemek istedi. Bir izleyelim, sonra yorumları alalım. İnsanların içinde seni kıracak, seni üzecek. Hatta gururunun bile, yani gururunu kırdığımı bile biliyorum. Bunun için senden çok özür diliyorum. Bu benim sana yaptığım öküzlük için. Bunu gördükçe öküzlüğümü hatırlarsın. Notu da var burasında okursan eğer. Bu da... Ben yedim. Gerçeği yarısını yiyip ısırıp attılar için ama. Ve son kez bir şey söyleyeceğim. Seninle bir şeye başlamak için senden özür dilemiyorum. Bütün bunlar içimden geldiği için. Ve sen gerçekten gururum kırıldı dediğin için. Ben de çok gururlu bir insanım. Ve gururum kırıldığında asla geri dönmem. Çok gururluyumdur. Gerçekten çok gururluyumdur. Ben senden sadece buna karşılık ver diye değil. Hislerim zaten içimde yaşadığım hislerim. Sen versen de vermesen de bugün bitecek değil. Bu konuda gerçekten ciddiyim. Kusura bakma. Ben seni affedemem. Berker. Berker. Hak ettiğini gerçekten yaşaman. Gerçekten duygularım bitti mi? Bana bakar mısın? Hak ettiğini yaşaman dileğiyle. Hadi görüşürüz. Bak son saat. Berker! 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 Kendinize iyi bakın. Berker git! Bırak beni ya. Bırak beni ya. Bırak beni ya. Allah Allah. Hata yapmadan önce düşünecektin. Berker! Berker gerçekten. Baksın sana. Sırayı kızdır. Berker! Şimdi söyle, gerçekten beni istemiyor musun? Olmayacak. Ne olmayacak? Olmayacak. Ne olmayacak? Seni istemiyorum de. Olmayacak. Seni istemiyorum de. Mehtap olmayacak. Hadi söyle. Altını çiziyorum. Olmayacak. Ne olmayacak? Olmayacak. Olmayacak şeyler oldurulabilir. Ben seni bir daha affetmem. Belki yani gözlerime bakarak seni istemiyorum. Ben ya. Seni bir daha affetmem. Affetme konusunu halledeceğim. Ama gerçekten gözlerime bakarak seni istemiyorum dersen çekileceğim. Halledemezsin. Halledemezsin. Ne biliyorsun? Halledemezsin. Belki de burada bunu bir ilk olarak başaracağım. Ne biliyorsun? Ne? Belki başaracağım. Yapamazsın. Kimse yapamaz. Tamam, diyorum ki sana. Yapılan bir hatanın, hele böyle bir hatanın affı olur. Beni istemediğini söylesene. Benimle uzaktan, söylesene. Uzaktan konuş. Yüzüme söylesene. Uzaktan konuş benimle. Yüzüme söyler misin? Ben sıkma, otur oraya. Otur oraya. Nerede? Otur oraya. Oraya niye oturuyorsun? Otur oraya benimle. Karşımda otur oraya. Şuraya oturabilir miyim? Hayır, oraya otur. Ne oldu, senin peşinden koşacağımı mı zannediyorsun? Nasıl bildin? Berker. Ha. Söyle, ne? Seni istemiyorum desene bana. İstemiyorum. Bir daha söyle. İstemiyorum. Beni istemiyor musun? Evet. Peki, sen bilirsin. Hadi gidelim ya. Hadi kalk. Hadi biraz eğlenelim. Hadi Esra. Hadi yürü yürü. Gel alkış tutarsın. Hadi gel. Hadi dünyaya gidiyoruz. Vallahi kaçan kovalanır bu olsa gerek ama şunu merak ediyorum. Bu kadar sana güvenmiyorum, erkeklere güvenmiyorum, samimiyetsiz buluyorum. Şöyle yaran var, böyle yaran var. Sonra Berker gözüme bak. Berker, Berker. Heh. Demek ki bayağı bir güveniyorsun kendine. Sence ya. Berker? Hem çocuğu da 9-8'likten mahrum ettin. Vallahi Seda Hanım, şimdi ben Mehtap'ı algılayamıyorum. Bir tamam istiyorum tarzında bir şeyler söylüyor. Bir yok olmayacak tarzında güvenmiyorum sana, sen samimiyetsizsin diyor. Mehtap'ın ne yapmaya çalıştığını... İlk günden beri de anlayamadım zaten. Ama söylediğim gibi ne olursa olsun bu evde kaldığım sürece hiçbir şekilde Mehtap'la bu saatten sonra bir ilişki içerisine zaten giremem ki. Yaptığı hata da kendi düştüğü kuyudan kendisi çıksın. Benim ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hayatına baksın.
Ama dediğim gibi benimle bu saatten sonra hiçbir şekilde bir ilişkisi olamaz. Peki bir anda sana güvenmeyen, samimiyetine inanmayan, hediyeden, yemekten, her şeyden şüphelenen bir kadının bu kadar merdiven başına kadar seni takip etmesi, otur gözüme bak diye, son derece tam tersi yani. O güvenmeyen kadın bir anda dünyanın en güvenli kadını olmuş. Evet, işte ben de onu anlayamıyorum. Kim demiş arada, güveniyorum diye? Hayır. Arada tezat... Güvendiğim için mi peşine gittiğimi zannediyorsun? Niye gittin? Güvenmediğin adam peşinden niye gidiyorsun? Hayır, hala samimiyetine inanmıyorum ki. Samimiyetine inanmadan adam peşinden niye gidiyorsun? Bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Ne olduğunu biliyorum. Niye benim baştan için uygun gitmedin ve nazik biliyorum. Davranmadın o zaman? Tamam, anlıyorum. Hediye öyle mi alınır? Farkın yemek de öyle mi davranılır bir erkeğe? Benim için uygun olmadığını bırak bile onu, insan evladına öyle mi davranılır? Yani madem seni onun peşinden gönderen şey güven veya samimiyet değil, başından da nezaketli olaydın. Aynen öyle. Zaten Berker de bu dengesizliğin altını çiziyor. Kabul ettim demek ki, bilmiyorum artık. Samimiyetsizlik ilişki yaşamak için, duygularını söylemek için bir engel değildi de. Neden o kadar güzelliği ziyan ettin ki çocuk? Hangi karşısında? Güzelliği ziyan etmişim? Yemek Galata Manzara Salih mi desek? Hayır canım, çok güzel, güzel bir yemek yedik. Yemeğimiz niye? Yok işte verdi. Böyle güzel bir yemekteyim ama senle gelmeyeydim iyiydi. Bilmem yani ne. Kimse de benim, benim. Durun durun, sırayla konuşalım. Kim, ben mi? Samimiyetsiz bulduğu adamın arkasından dönüp... Bağladın Mehtap. Samimiyetsiz buluyorum, evet, ne yapayım, benim için uygun olmadığının farkındayım. İleride olsa da bir arada olamayacağımızın da farkındayım ama insan oyunlar mı oynuyor, patates soyuyor değil mi? Bir söylediğin diğerini tutmuyor yani. Ben senin söylediğini anlayamadım. Bir yaptığın diğerini anlama, tutmuyor. Anlama, ne yapayım? Ben sen beni anlıyorsun diye sevmiyorum. Bir ya da anlamıyorsun diye de sevmiyorum. Hatta o gün bu dört... Bu şey değil yani. Bir dakika, eksik konuşsun. Bir dakika. Şimdi bu dört gelin adayının elenme günü olduğu zaman, ilk gelinler eve geldiği zaman Mehtap'ın öyle bir alaycı tavrı vardı ki zaten. Alaycı değildi sonra, o. Ondan kararlıydı. Sonra, benim sözümü kesme. Alaycı o, değildi sözümü o, kararlıydı. Kesme benim. Keserim. Ondan sonra ikinci kez çıkıp geldiği zaman zaten işte ağlayıp işte zaten ben orada anlayamadım ne yapmaya çalıştım. Niye geldin o zaman ya, anlamadığın çünkü yerde benim merdivenlerden kendi, bak, niye benim çıktın? Benim kendi hislerim var. Bu olayın seninle bir alakası yok. Merdivenlerden niye bak, çıktın? Bu olayın seninle madem bir alakası yok. Benim hakkımda bu kadar benim, kötü düşünüyorsun, benim niye kendi çıkıyorsun? Hislerim, ben senin hakkında iyi veya kötü düşünmüyorum. Ben senin hakkında hiçbir şey düşünmüyorum ya. Yeme Allah bak, aşkına. Hiçbir şey iyi veya kötü. İnanıyorsun, yeme bak, diyorsun demek ki. Benim hakkımda iyi şeyler düşünüyorsun. O da benim hakkımda hala algılayamıyormuş ya beni, bilmem neyi. O da böyle bile bile merdivenlerden çıktı. Sen bu adamın sana olumlu duygularını biliyorsun ki, kandırma beni diyorsun şu an. Üstelik bana samimiyetsiz oyun diyen insan, benim üzerimden prim yapmaya çalışıyor diyen insan gelip de benim üstümden bir oyun yapıyorlar. Adama oyun oynayan sensin, adama samimiyetsiz diyen de sensin. Gökhan da bir şey söyleyecek, Gökhan. Seda Hanım, olayın aslında ben karakterimde de söyledim. İlk geldi, gideceğine inanmıyordu. Gene şaka tarzı bir şey zannetti. Gitti, baktı ki gidiyor, vedalaşıyor. Geri döndü, şovunu yaptı. Ne olur ne olmaz ya, şovunu yaptı. Sonrasında da şov yaptı diye. Çünkü o kadar ağladı, sızladı ya. Berker'e geri gelip ısrar etmek zorundaydı. Israrını etti. Berker'in de yapısını biliyor. Berker bir kere ağzından istemiyorum çıkacağı zaman bir daha affetmeyeceğini bildiği için biraz geldi. Mağdur kadın oynadı. Ben sevdim, gittim ama beni kabul etmedi deyip şimdi vazgeçtim rolüne dönüyor. Hani ben gittim ama beni sevmedi, hala samimiyetsiz geliyor bana, rolüne geçiyor. Yani bir çocuk öyle mi? Semih sence? Seda Hanım. Peki bak, bir şey söyleyeceğim. Haklısınız. Şu an dese ki ben halen güveniyorum, benim hislerimi o gün anladım, gitme korkusuyla döndüm falan, bana daha inandırıcı gelecek ama halen inanmıyorum. Yok halen... Seda Hanım, niye gider ki bir insan? Şimdi bir dakika kardeşim, bir dakika. Bir dakika Semih. Şimdi bu Boğaçan'la yaptığı olaydan ötürü kötü duruma düştü. Ne yapacak, kendini nasıl kurtaracak? İster istemez seven kadını oynayacak, isteyen kadını oynayacak. Neyi kurtarmayı ne şey dese? Ya Mehtap yapma, istemiyorum. İşte samimi gelme diyorsun. Seda Hanım, işte. Seda Hanım, ben 1,5 aydır buradayım. Bu seven kadını oynasam en başta öyle bir tutturur oynardım. Seda Hanım, Hemen hatırlatayım. Aykut'la romantik ben yemek yediği zaman bir cümlesi vardı, hatırlar mısınız? Korkuyorum. Köşeye geçip ağlayıp korkuyorum. Aynı şekil Berker'le de Merdan'la konuşurken lanet olsun korkuyorum, evet, korkularım var dedi. Mesela evet, 1,5 aydır burada ama aynı cümleler. Vallahi farklı korkan kişilere. Kadın merdivenlerden tırmanıp 5 kere gözüme bak diyemez Mehtap, kusura bakma. Aynı cümleler farklı iki damat. Diyemez. Ne oldu da bu korkuların geçti canım? Korkum geçmedi ki. Ne oldu biliyor musun? Merdivenlerden ilişki yaşamaya korkuyorum diyorsun. En son gideceğimi yani. Anladığım zaman dışarıda arkadaşım aradı ki beni Berker'le bir kere görüştür de gideyim, hani gideceğim madem. Niye madem? Yüzümü göreyim de gideyim. Korkuların sözümü kesme diyen korkuların sen. Gitmedi şimdi sen de. Benim sözümü kesme Berker Türker. Ben arkadaşım da dedi ki buna gerek yok, biraz cesaretli ol, bunu yapabilirsin dedi. Merdivenlere çıkmama da yardımcı oldu. Hayır korkuyorum diyerek çıktığım merdivenlerden beni bir itti. Bir baktım içerideyim ve ben o an uçurumdan dışarı çıkmış gibiydim bir an. Kendimi öyle hissettim. Fakat inanın korkumla orada yüzleştim. Ben o akşam o korkumla yüzleştim. Şu ana ve gelelim. Berker'le bir araya geldiğimizde
İnsan ölmüyormuş ya. İlla duygularını senin şey başkasına mı tetiklemesi? Ama şu anda diyorsun ki Berker'le olsam yine güvenmiyorum, yine samimi hissetmiyorum diyorsun. Adam peki inandı. Bir dakika, bundan sonrasına bakalım. İnandı, geldi. Peki be kızım, bu kadar kararlı geldin. Hadi o zaman dedi. Yine güvenmiyorum, inanmıyorum. Ne anladım ben o işte? Ya bir şey söyleyeceğim Seda abla. Madem... Ben biliyorsunuz ki burada kötü olaylar yaşadığım için böyle bir fobim oluşmuştu. Gerçekten bunu kabul ediyorum. İyi de ben miyim bunun mesuliyeti? Ben sana üstelik bunun mesuliyeti ben değilken sana dedim ki bu korkularını ben yeneceğim dedim. Bunu sen yenme mesela şey olmadı ki. Sen kalktın bana oyun üstünde oyun oynadın. Üstelik bana... Hala korkularım var, güvenmiyorum derken bile... Berker, seni tanımıyorum, beni anlamında beklemiyorum. Dün diyorsun ki ben sana kendimi affettiririm diyorsun. Niye tartışıyorsun benimle Berker? Madem hiç önemsizim. Bak bunlar bana şey bak, böyle şeyler çekmez bana. Bu o zaman tartışma benimle daha çok hoşuma gidiyor. İzlediklerimi şu an üçüncü defa izliyorum. İzlediklerini nasıl üçüncü kez izliyorsun? İzlemişler yani, biz bilmiyorduk şu sadece. Şu muhabbetini. Bir merdiven vardı, ben hatırlıyorum. Yok, ben aşık oldum. Ben ilk defa aşık oldum. İlk defa aşık olduğum için bunları yapıyorum deyip hüngür hüngür ağlayıp ben korkuyorum deyip karşısındakine güvenmeyip kollarına sarılınca beni bir daha bırakmayacaksın falan filan tarzında bu tarzda şeyleri tamamen üçüncü kere izledim. Yani ben bu filmin üçüncüsünü izliyorum. Mehtap bu evde hep şunu söylüyor. Bu evden gidenler aşk sebebiyle geri getirilebilir diyor. Son dakika Berker'e... Ben bunu ne zaman söyledim ya? Söyledin ya. Ya ben bunu arkada söyledim. İçeride hiç söylemedim. Doğru ama getirilebilir aşk sebebiyle geri. Öyle oldu. Bizim onunla olayımız başlarken beni bununla suçlamıştı çünkü. Ondan sonra geldi eve, son anda Berker'e gidiyor. Tekrar çıkıyor, 5 dakika sonra geliyor. Berker, ben sana aşık oldum. Sana sarılabilir miyim? Sarılıyor. Bir değişik İçimden hareketler. Geliyor, ne yapayım? Mehtap tamamıyla bu melankoli durumunu seven bir kadın. Hiç de samimi değil. Bayılırım. Şimdi hepiniz unuttuğu bir şey var. Bu evde Mehtap gittiğinde Berker'in burada oturuyor olacağının garantisi var mı? Bu evde her şey değişiyor ya. Kimler gitmedi, yok, kimler ama, gelmedi? Bu da bir stratejidir. İnşallah kalmaz. Hani sıfır olasılıktansa %1 bile olasılık güzeldir. Evet. Zaten orada ben bir tohum ekilir diyor. Ne yapacak Seda abla burada Berker? Hayır, bir de tam tersi de olabilir ama. Şimdi Seda Hanım... Başka bir aday için gelmeyi engelleyebilir. Berker'e bunu ilan ediyor olması. Bunların hepsi risk. Bu evde böyle kurallar planlar sökmez yani. Biz de biraz iyi kötü sizleri izleye izleye, gözlemleye bu işlerin sarrafı olduk. Hem içeride hem dışarıda. Evet. Yani öyle olmuyor. En kötü ihtimal sizi oylattırdık işte. Tıpkı efendim biliyorsunuz hafta içi nasıl Esra'yı... Oylattırıp aldık. Şahin'e aday geldim dedi. Erkekler hangi gelin adayına inandıysa onu aldı. Aynı şekilde oylamayla da Gamze Göktürk'ü hafta içi eledik. Finalde yok, aramızda değil ama gitmeden yine Mehtap'la ilgili yorumları vardı. Diğer Gamze'yle, Gamze Taşkın'la. İzleyelim. Konu bağlantılı olduğu için araya bu görüntüleri de alalım. Bakalım daha çok konuşacak konu çıksın. Ya bu adam hiç mi hissettiremedi sana bir insanı deneme tahtasına çevirerek işte güvenmiyorum bana karşı duygularına. Bir şey söyleyeceğim, güvenmiyorsun istemiyorsun da o altınları niye aldın? Altını niye aldın, yüzüğü niye aldın Mehtap? Altınları al, yüzüğü al, gelen hediyeleri alamayı istemiyorum Berker seni. Ay Berker, öf Berker. Ne güzelmiş ya. Ay ne kadar olgun beyin bir adam ya. Beyin ne güzel çalışıyor ya Mehtap. Valla harikasın Berker yani. Berker ne kadar olgun bir adam ya. Hiç ego yapmadı, hiç onu kırmadı, incitmedi, ne dediyse sineye çekti. Eğer bu adam samimiyetsiz olsaydı çirkinleşirdi. Çünkü her erkek çirkinleşir. O adam sevdiği için, değer verdiği için çirkinleşmedi. Doğru mu? Tabii ki de öyle ya. Mehtap gibi bir kadına lanet çirkinleşmeyen olsun bir adam kimseye senin çirkinleşmez. Senin gibi insana değer verdiğim için, kendimi bu duruma soktuğum için yazıklar olsun, lanet olsun derdi. En azından adam bunu bile söylemedi. Yazık ya. Mehtap, bu konuşmadan haberin var mıydı? Hayır, haberim yoktu fakat Gamze orada o kadar çok yanılıyor ki Göktürk yani. Bu söylediği kelimelerin hepsini Berker bana kullandı ki zaten. Ne zaman? Yani kullandı? Yazıklar olsun, sana yaptığıma değmezmiş. Hiç öyle bir şey demedim. Keşke bunları hiçbir ayarlamasaydım şey dedin. Şu merdivenden çıkarken dedim. Hak etmiyorsun dedim. Her şeyi söyledin ki. Bak. Sonradan çıkıyor işte. Karaman'ın koyunu sonra çıkacak o zaman. Bak Mehtap, ben sana dedim ki. Hatayı dedi? Yapmasaydın dedim. Hak ettiğini tamam altına işte alırsın dedim. Ben sana yazıklar olsun. Hak ettiğini yaşarsın dedim. Hak ettiğini dedi. Yaşarsın dedim. Ben sana yazıklar olsun. Ben de orada bir maddi boyut ya da hediyeleri aldı dedin. Ya da şu öyle bir şey hissetmedim. Hak ettiğini yaşa hayır, dedim. Hayır. O merdivende onu söyledi. Şurada kırmızı koltukta arada kesmişler. Kırmızı koltukta söyledi bu kelimelerini. Ne dedi? Yani keşke yapmasaydım. Hak etmiyordum falan dedi. Bunu maddiyatla mı ilişkilendirdin sen? Hayır, maddiyatla değil Seda abla. Tabii ki. Jestlerle. Bu maddiyat jest
sonuçta yaptığı bir şey için konuştuğu kelimeler bunlar. Ben Seda, yaptığım şeylerin bahsini maddiyat etmem. Olarak ya da şey olarak bak, görmedim hiçbir zaman yemek şeylerin olarak. Bahsini etmem hiçbir zaman da etmedim. Yok, hiçbir zaman. Hak etmiyorsun dedin ya belki. Belki anlamadım. Biz dışarıda içeride bu adama diyoruz şakalıysa. Onunla da ben konuştum. Benden daha mı iyi diyeceksiniz de konuştum. Altınlarını falan geri al dediğimiz zaman yok ya ben öyle bir şey yapmam diyen bir adam bu anlamda. Bir şey söyleyeceğim. Hak etmiyorsun demek zaten... İki Gamze'nin konuşmasının içeriği demek değil ki. Adam hani orada yaptıklarının karşılığında bir oyun, bir şakayla karşılaşınca hak etmemişsin diyebilir bu. Benim sana verdiklerimi hak etmemişsin maalesef. Tabii ki Seda abla Berker'in ağır başlılığından bahsediyorlar ama tabii ki ağır bir şekilde aynı kelimeleri kullandı. Bunu farklı bir üslupla söylemedi sadece. Hiç Berker'e bize öyle dedi ki Seda abla. Kardeşim ben cevap veriyorum. Gamze'lerin üslubu bozuk olduğu için bozuk üslupla bekliyorlar. Git altınlarını al dedik. Berker dedi kelime şu. Benim işim olmaz. Onunla konuşmam da. Onunla olan hiçbir şey de istemem. Asla dedim ki sen alma dedim. Biz makasına dedik ki Semih'le. Biz alalım dedim. Sen almasın şey almam. Biz kendimizi alalım dedik. Dedi ki asla dedi siz de öyle bir şey yapmayın. Haklısın öyle sen bir aldıklarını götürmen da, için buradan. Konuya da girmeyin dedi. Aynı şeyi ondan da bekliyorsun. Verirken de öyle dedi. Demiştim etap. Hediye değil orada şey mevzu. Onlar bak. Götürdün ya. Şimdi iki Gamze'nin muhabbeti maddiyat üzerine dönüyor orada daha çok. Farkında mısın? Hayır. Yok beşi ben bir yerdeler altınları almayı biliyordu demek. Maddiyat yani benim Türkçemde. Zorla geriye verdi altınları. Yani, altınları verdim ki. Çocuk verdim zorla bıraktı ki. Almadım, almadım. Çocuk ETR'de de aldın diyordun Gamze. Şimdi nasıl verdin diyorsun? Almam. Bilmiyorum verdin mi vermediğini yok, ben, bilmiyorum. Vermediysen de vermemişsin zaten. Teklif bilese ben geri aldım. Ya Gamze'ler ne dediğin emin mi acaba? Ya teklif etti etmesi önemli. En başında, hatırlarsanız etti vermek istedim. İlk başta vermek istedim. Sonrasında etti mi teklif bu olaylar olduğu zaman Berker onu istemediği zaman? Etmiş mi? Onu ya, soralım. Dün oldu olay bugün oldu. Buraya geldik. Gece yarısı içine çıktık be. Ya tamam şimdi şu maddiyat konusuna ya başlayacağım ha. İnanın Seda. Bir adamsın kendi getirdin gülleri aldın götürdün ya. Kim açtı? Dışarıdan prodüksiyonun verdiği ayıcıyı getirdin. Sen tabii. Ben gözümün mi? Önünde arabaya koydun götürdün ya. Altınlar nerede söyler misin? Burada mı altınlar evine mi götürdün? Cüzdanda evde ya arabanda işte, şu an kapıda. Bence daha ya şu bir dakika bir dakika şu altın. Şu altın muhabbetini kapatsın. Parayı bu kadar değerli kılanmış. Bilerek altın konusunun saklılığı da erkek değil. Yani ben bir erkekte hatta takdir ettim. Al çöpe at dedi istiyorsan dedi. Attı da yüzüğü. Ben bir şey dedim. Ney? Yüzüğü attı. Ben atmadım. Attım sana. Alaydın sonra. Ben aldım sonra. Ha. Sen alırsın zaten. Neyse. Şimdi orada aslında o yorumu maddiyata dökenler Gamze'ler. Çünkü Berker öyle bir maddiyat bir şey istemedi. Beklemedi. Benim de algılarım demek ki Berker'in bana söylediği kelimelere açıkmış. Yani orada verdiği maddi şeylere açık değilmiş ki benim dikkatimi ya, konuşmada tabii, tabii, o çekti. Gamze'lere gelince Gamze'ler burada üslubu bozuk bir şekilde insanlarla muhatap oldukları için Berker'den de üslubu bozuk bir şekilde bunları söylemesini bekliyorlardı. Oysa ki şurada kırmızı koltukta giderken de bu kelimelerin çoğunu ben duydum. Seda Hanım, Mehtap olmaz bir kadın. Hayır, altınları almayacağını biliyordu zaten Berker'in. Bu kadın burada, ben istersem iftira atabilirim diyordu. Daha düne kadar, ben eğer istersem iftira atabilirim diyen bir kadın. Keşke yapmasaydım diyen bir adam mı savunuyorsun sen ya? Sana şu an iftira atıyor mu? Sen doğru konuşsaydın evet haklısın derim. Evet yaptım derim. Söylediklerimde çekinmem ya zaten. Ama yalan konuşuyorsun. Bak yalan konuşuyorsun. Ben sana hiçbir zaman şöylesin böylesin tarzında konuşmalar yapmadım. Yapmam da. Berker bana baksana. Ama sen... Bak sana söylediğim tek cümle, sana söylediğim tek cümle, bana ne yaşattıysan hak ettiğini yaşa. Acıysa acıyı yaşa, iyiyse iyiyi yaşa. Vallahi çok fena, acı yaşıyorum şu an ama tatlı geliyor, neden bilmiyorum. Ya şöyle bir şey var, farz edin bu evin dört bir yanında kamera yok. Farz edin biz istersek onun hepsini çıkaramayız o görüntüleri ki çıkarabiliriz. Böyle bir şey var mı yok mu, Berker isterse de buluruz. Berker maddiyatın meyesini ağzına almış mı? Bunların hiçbirinin olmadığını farz edin. Sokakta böyle bir iddia var. Berker'in hani o altınları gelir gelmez ya hiçbir şey olmasa da aramızda istemiyorum. O benim yol yordam hani bilmiyorum beşi bir yerden anlamında bilmiyorum. Hediye almak da iyi değilim içimden geldi. Hani sana açılırken bununla geldim. Geri de istemiyorum. İstersen çöpe at demesi. Yüzük için aynı şey yapması peşinden kutuyla üç kere gelmesi. Böyle bir adamın siz inanıyor musunuz bunları geri isteyeceğine ve bunları konu edeceğine? Mehtap istemiyorsa ortaya bir yere bıraksın yani. Niye kendi alıyor? Ya hayır şey bırakmasın miyim? Ya bırakmasın. Niye bırakacak ya? Ben istemem. Ben sevmem öyle şeyleri ya. Bir insana hediye alıyorsan o insan da kalır. Kalır. Kalmaya da bilir. Kadının kibarı da Mehtap'ın yaptığı gibi geri götürür. Erkek derse eğer ben sana aldım gönlümden koptu ne yaparsan yap. Kadın da ne yaparsa yapar. Öyle i̇ster dedi. Atar, ister bırakır. Şey ya da boynuna takar. Seda Hanım, şu soruyu alır. Sormak istiyorum. Madem ki sana Berker burada bu kelimeleri söyledi yüzüne karşı acı acı. Neden bugün sen kalkıp da gururuna yakışır bir şekilde o şeyleri alıp getirip buraya sen bana bu kelimeleri söyledin ama al bunları ister al ister alma deyip masaya koymadın.
Neden? Seninle muhatap olmadığım için sorumun Selam cevabını benim... alabilir miyim? Neden? Madem Berker bana söylesin cevabını. Bitti mi sorun? Berker'in hiçbir zaman maddiyat konusunda hakkını yiyemem. Bu konuda benim başıma hiçbir şey kalkmadı. Az önce sadece dedin. Yaptığı şeyleri ben manevi olarak görüyorum. Söylediği kelimeler bana ağır geldi. Verilen hediye maddi manevi ne olursa olsun üzerine laf edildiğinde zaten benim ağrıma gider. Ama verdiği hediyeler üzerine hiçbir şekilde bir şey söylemedi. Söyledi, demedi sadece mi? Yaptıklarımın hiçbirini hak etmiyor. Maddiyatı yüzüme vurdu burada. Ben maddiyattan vurmuyorum şu an. Benim söylediğim şeyler maneviyatla alakalı. Benim ağrımda maneviyattan vurdu. Anladınız mı? Benim bu tarafta karışık. Siz maddiyattan anlaşıldı çocuklar. Direkt maddiyat dedin. Siz maddiyattan anlaşıldı. Direkt sen maddiyat dedin burada. Hiç de demedim. Gamzeler maddiyattan demiş. Artık zaten izleyicilerimiz de izledi. Anladın mı? Mehtap diyor. Orada altınlardan bahsediliyor, maddiyattan bahsediliyor. Farklı cevap veriyorsun diyor. Siz demediniz mi? Evet, gamzeler direkt maddiyattan konuşuyor. Ben de diyorum ki ben anlamadım. Şey benim kırıldığım gerçek nokta farklı çünkü. Bir nokta diyorum. İstemeyen kadın her türlü alır onu o masaya bırakır hiç bakmaz. Evine falan da götürmez yani. Bir dakika çocuğa arkadaşlar bakın. Vermez. Bu altınlar bir dakika Berker. Tamam bir dakika. İftiranın karşısında da gelip sen böyle konuşuyorsun ben sana da hayret ediyorum. Hayır bir dakika ne konuşuyorum? Ne abi konuşuyorum? İftira atmış sana. Söylüyorum az zaten. Az önce diyor ki Berker bunların hepsini benim yüzüme karşı söyledi diyor. Söyle. Ama sen hiçbir şey söylemiyor. Söylemedim sabahtan beri onu söylüyorum. Sabahtan beri söylüyorum Gökhan. Zaten bu yorumu yapanlar gamzelerdi. Bir tanesi burada. Son sözü söylemek istiyor musun? Var mı bir cümlen? Söylediğim gibi ya şunu söylemek istiyorum. Mehtap kendi oyun oynayacağı birini buldu. Gayet şovunu yapıyor şu an. Evet. Gayet ne iyi kullanıyor çocuğu. Ne şovu bu? Adını koy hadi. Ne? Rating, ne bu? Reality mi? Ne? Çocuk para muhabbetini yapar. Gamzeler ben asla belki yapmadım. Kimse oyun oynayamaz. Oyun yapan kendi oyununa düşer zaten. Bu hafta içi olduğu gibi. Peki. Evet. Şu an Gamze'ye karşı bir şey hissettim de. Peki. İçten içe ben bu atlet çiftini zaten samimiyetsiz buluyorum. Yani... Mesela ben seni severdim, artık sevmiyorum mesela. Hiç ben sevmiyorum. De seni sevmiyorum. Heh. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilini terbiye edeceğine yüreğini terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Bu konuyu geçiyorum o zaman. Başka bir konuya geliyorum. İki damat adayının tartışmasına. Yan yana oturuyorlar şimdi finalde karşımda arka sırada. Bakalım konu neymiş de tartışmışlar. İlk defa Gamze'yle bu kadar yakın oldum. Anladın mı? Sana? İlk defa Gamze'ye karşı bir şey hissettim ve onun bana bir şey hissettiğini... İlk defa o kızın elini tutup ona sarılabildim anladın mı? Gerçekten istediğimiz için. Kardeşim, ve o kız bağladı. Karşımıza dökülmüşler. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir şey diyeceğim. Ben burada senin geldiğin kulağına dedim ki... Bak ben senin burada geldiğin kulağına dedim ki... Neyse ne? Ben dedim Gamze'ye dedim... Bir şey hissediyorum. Sen ne dedin bana git. İki gündür onun yanına gitmeye çalışıyorum, giremedim. Sen dedin ki Gamze'nin yanına git. Sen dedin git, abicim senin içinde bir şey var. Evet. Kalbinde dedim. Bir şey var Gamze'ye karşı, git git git. İki gündür bana yüklendiniz gitmem için. Ne oldu abi? Bak sakın ha bana 8 tane kız önümüze dizilmiş de 8'inden sadece Gamze'yi göndermişiz gibi davranma bak sakın ha Şahin. 4 tane kız var, ikisi sevgililerimiz, biri benim yakın dostum, bir tek kalmış geriye Gamze. Ya niye bu kadar yükseliyorsun ki? Biraz... Anladın mı? Biri senin yakın dostun mu? Yakın dostum Mehtap. Yakın dostum mu? Abi Mehtap benim burada tamam, tamam. Zamanım geçirdiğim peki bir insan. Peki şöyle bir şey tamam. Ben Mehtap, acaba Mehtap. Bak şunla tutup da Gamze diyemezdim. Ya daha yeni Gamze ile Şahin diğer tarafta sarılırlar. Acaba olurlar mı deyip de ben acaba için Gamze diyorum demem. Demem. Acaba anladın değil mı? Ama benim duygumu biliyorsun Adnan. Ya senin duygunu biliyorum da kadının da duygularını biliyorum. O anda karar vermem gerekiyordu. Mehtap mı Gamze mi? Gamze... Sen kadının duygusunu ne biliyorsun ya? Gamze'nin duygusunu nereden biliyorsun sen? Ne biliyorsun abi? İçinde yaşayan benim. Giderken sarıldı mı sana? Giderken sarılmadı çünkü üzgündü. O yüzden gitti anladın mı? Dışarı çıkıyorum. Bir yere gidiyorum. Resmi, yükledim resmin altına yorumlar yapılıyor. Yönlendiriliyorsun. Olsun, busun, şusun. Ben bundan çok sıkıldım. Ben orada anlatmak istediğim şey şu. Senin zaten dediklerini ben yapacağım. Ben zaten bunu söyleyeceğim. Ama sen buna izin vermeden... Sen buna izin vermeden benim yerime sen konuşuyorsun. Anladın mı? Biz bana ben, diyorsun. Yok. Sen diyorsun. Örnek Berker'den gibi. Bahsediyorum. Ben sana zaten bu algıdan sıkılmışım. Anladın mı? Şimdi ben Berker'in dediğini ben zaten onu yapacağım. Berker'in dediklerini zaten ben yapacağım. Ama o an bunu bana Berker diyor diye sanki ben gideceğim bunu gelinler evine yapacağım. Ha. Bu sefer Berker Şahin'i yönlendiriliyor. Şahin sen gerçekten Gamze'nin sana bir şeyler hissederek ettiğine mi inanıyorsun? Yo ben ciddi soruyorum. İnanıyorsa inanıyordur. İnandım. Peki iki aydır, 2,5 aydır peşinde oldum.
Sana sürekli hani bir iyi bir kötü olan ve genellikle de sana gelme durumları sıkıştığında yaşanan. Eleme anı gibi, işte ne bileyim yalnız kaldığı gibi, gitme anı gibi olan bir gelin adayının ve sen burada halihazırda ona ilan aşklar, sürprizler yapıp onu bekler, diğer adayların elini tersiyle iterken gelmeyen kızın giderken hislerine inandın mı? Seda Hanım, hiç Gamze ile bu kadar yakın olmadı. Yani ben o sıcaklığı hiçbir zaman almadım. Gamze'nin ilk defa tuttum gerçekten. Burada evet, dans ağladım. Ettiniz bir kral yani. Kraliçe de o zaman sana yönleneceğini söyledi, seni istediğini söyledi. En başlarıydı. Ben bile heveslendim, yeni bir ilişkin başlıyor. Ne güzel bak. Hani demek ki böyle sert gözüken bir kadına daha yumuşak başlı bir erkek, güzel bir çift olur diye düşünürken ertesi gün vazgeçti. Seda Hanım, o gitme anında onda da bende de sanki böyle bir şeyler koptu. Ve o an bir şeyler başladı gibi hissettim. Ben o yüzden gerçek hissediyorum yani. Adnan niye bu kadar yükseldin? Peki arkadaşa şunu söyleyeceğim ve soracağım. Sen Gamze'nin duygularından bu kadar emindin kardeşim. Kendi duygularından da eminsin. Peki tahtaya yazdığın ismi niye sildin? Çünkü o artık bu evde yok. Orada kalmasının bir anlamı yoktu, anladın mı? Ama daha doğrusu niye yazdın diye sorsan da manası yok. O zaman senin de bu evde kalmanın artık bir manası yok. Niye yazdın? Öyle düşünüyorsan. Niye yazdın yani? Onu söylersen bunu asıl soru niye yazdın? Seda Hanım, ben giden adayın adını yazmanı bir alamet. Çünkü şöyle bir şey. Gamze gittiğinde yazdı onu. Bak şöyle Gamze, bir şey. Hani biz Gamzeler elendi diye herkese. Evet. Ben de Brad Pitt yazmak istiyorum boşanması kesinleştiyse. Yani kız gittiğinde yazdı. Kendi adımla. Seda Hanım, şöyle bir şey var. Aynı zevklerimiz. Ben herkes gibi, orada Adnan ve herkes gibi gelinlerin gideceğine inanmıyorum. Gerçekten nasıl? Ya ben o an öyle çocuğum bir var mı Gamze şurada şu dedim an aramızda ki, ya? Tabii ki Gamze yok ama Gamze hariç o üç kişi burada. Yani ben onların bir şaka gibi düşünüyordum ve hatta geri gelecek. Aynı etap gibi düşünüyordum. Ben size geldim ne dedim? Siz dedim kabul etmeseydiniz ki etmeyebilirdiniz. Ya Seda Hanım, biz bunların gözünün içine baka baka bir tanesini oylayıp gönderemeyeceğiz. Siz ne karar verirseniz verin yapım olarak deseydiniz onlar zaten içeri girmeyecekti bile. Ben geldim ne dedim? Kurtarabilirsiniz üçünü. Ama çok zor bir şey yapacaksınız. Gözlerine baka baka, yüzlerine baka baka yollayacaksınız bir tanesini dedim. Benim kendi hissiyatım da sanki hiç gitmeyecekler gibiydi. İçlerinden Gamze gitti. Bu senin hissiyatın değildi kardeşim. Hani burada yeni bir şey ve güzel bir şey başlayacağı için oraya gideceğim. Gidip gitmemesi duyguları değiştirmez ki. Değiştirmez de Seda Hanım, gözden uzak kuran gönülden de uzak oluyor. Sen şu an Gamze'ye karşı bir şey hissediyor musun? Şu an. Ya evet, şu an Gamze'ye karşı bir şey hissettim de o. Peki, bu evde kalacak kadar... Şimdi çok şey hissediyorsan, şimdi sen damat adayısın, seni evlendirmeye çalışıyoruz ya biz ve bunu gerçekten istiyoruz. Seninle ilgilenen bir gelin adayı var bu evde, senin için gelen. Şimdi çok şey hissediyorsan, ya ben başka kadınla yapamayacağım, onu da unutamayacağım, denedim olmadı, haydi eyvallah yok, dersin. Yok Seda Hanım, buna kapalı değilim bu arada. Denemedin ki. Bak Gamze'ye karşı olan bir hislerim var. onu yalan atamam. Açık kapıda bırakalım. Yok hayır bir saniye ama Seda Hanım. Yani annem, babam veya ailemden birini severmiş gibi değil. Vazgeçemeyeceğim ve birinin bana vazgeçiremeyeceği hisler de değil. Yani çok dolu ve mükemmel sevmiyorum. Yani çok yaşanmışlık da yok zaten aranızda. O yüzden yani anlayabiliyorum. Çok yeni Seda Hanım. Bir de bu evin bir iddiası vardı ya bir ara. Hırs. Özellikle erkeklerde çok olan bir şey. Yani bir kadını elde edene kadar aşırı istek duymak. Hani bu ev konuştu bunu erkekler sizin arkanızdan. Ben aynısını da söylüyordum Şahin. Hırs oldu Şahin'de artık. Evet, kafaya taktı Gamze'yi. Bittiği ikinci günde benim içindeki hisler zaten... Azalıyor mu? Ama tabii ki azalıyor. Gerçekten azalıyor yani. Seda, daha yine Şahin dedi ya, benim içime doğdu, gittim ve yazdım, işte gitmeyeceklerini düşündüm. Kendi içine doğmadı. Ben orada o şokla bir anda tekrar kafam çalışmaya başladı ve dedim ki böyle olamaz. Bu işin içinde dedim başka bir şey var. Şu an dedim olanlara bakıyorum. Rabia Gökhan sarıldılar, Mehtap Berkel sarıldılar, Şahin Gamze sarıldı. Tamam biz de aralarında... Güme gittik diyelim. Ama dedim bu işin içinde bir şey var dedim. Başka bir şey olacak dedim. İçime bir his doğdu dedim ve gaza geldim. O gazla da Şahin yerinden kalktı gitti tahtaya adını yazdı. Tamam senin içine doğan his sence bana doğmamış mıdır? Benim çünkü gazımla ben sana dinlemedim. Da doğdu. Yo, bak, ben seni o an hiç dinlemedim. Peki Gamze onayladı mı bu çift olarak adınızın yazılmasını? Hayır Seda Hanım, ben kendim istedim. Gamze o evde yoktu zaten. Haberi yok. Böyle ilişki başlar mı yani? Ben de az önce Brad Pitt örneğini o yüzden verdim yani. Ondan sonra Gamze giderken bu evde kimseye hakkımı helal etmiyorum der. Ve çıkar gider. Sana selam bu kimse de bile. Bu evdeki selam herkesi ya. İçerisinde de sen de dahilsin o zaman kardeşim. Didem? Bu bizim dördümüzün
oylandığı gün biz tabii dışarıdaydık. Mehtap Berker Berker diye ağladı. Rabia'nın kafası karışık çünkü daha yeni bitmiş bir ilişki. Kendini iyi hissetmiyordu diyelim. Düşünceliydi yani. Çok üzgün değil ama düşünceliydi. Ben zaten dağılmıştım. Ama Gamze de nötr. Gamze diyorum, üzmüyor mu seni bu durum? Yok, ben kimseyi istemiyorum. Gamze çok sakin, ağlarken, giderken benim bir adayım yoktu ve ben zaten kimseye bir şey hissetmiyordum hatta dedi. Hatta benimle birlikte evden çıktı eğlenince. Evet. Yani vakit harcamadı. Ben onu bıraktım ki burada bir vedalaşmak isten Şahin'e iki cümle evet. eder bir şey olur. Hiçbir şekilde bir duygusu yoktu. Hatta siz yoktu. Kalın dedim erkeklere bu evde evet. belki bir şey paylaşılır ama evet. olmadı. Ama Gamze'nin hep şöyle bir iddiası vardı. Şahin'i ben Şahin yaptım. Şahin evet, hiçbir şey değil. Şahin'le Gamze arasında ne fark var? İkisi de evde birer aday değil mi yani? Ya kendisini güçlü Gamze karakter görüyordu yani Gamze. Yani daha yüksek gördüğü için belki Şahin'i idare ettiğini düşünüyordu. Ben Esra'ya soracağım. Esra bütün bunların ışığında halen Şahin'e aday mısın? Şahin'e kalbim çok kırık. Tabii ki kırgınlığım var. Çünkü hayal kırıklığına uğradım Şahin tarafından. Şeye yorum yapmak istiyorum. Gamze'nin kesinlikle Şahin'e duygusu yoktu. Bunu Şahin neden anlamak istemiyor? Ben şu anda bunu anlamıyorum. Hiçbir duygusu yoktu. Giderken şovunu yaptı ve gitti. Burada zaten sürekli söylüyordu Şahin'e karşı hiçbir şey hissetmediğini. Şimdi geçiyorum efendim. Bakın buradan neye dönüyorum. Gamze giderken, bilmiyorum başka bir gelin adaya gitseydi aynı şey mi yaşanırdı? Ama Gamze giderken ve o dört gelin adayı ayağa kalkmış bu evden yollanmaya hazırlanırken yaşanan şeyler hem damatlara hatta bana bile biraz böyle duygusuz geldi. Bir bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Didem. Gamze'ye bakın. Ya ne oluyor ya? Hakkınızı helal edin bir şey başlayalım mı? Bir şey diyeyim mi? Bu iş ciddi. Sadece Gamze Göktürk'ü gönderelim. Arkadaşlar saçmalamayın isterseniz artık. Burada kaç aydır bir aradasınız yapmayın ya. Şaka yapıyorum ya. Sen de deli misin? Sen kaç gündür yanındasın biz kaç gündür yanındayız be? O yüzden mi gitsin şuradan. Gitsin deyip duruyorsa? Şaka yapıyoruz şurada. O yüzden mi gitsin ya? Tamam susun. Kesin. Şaka yapılacak zaman mı be? Şu hallere bak ya. Şaka yapılacak zaman mı şu an? Şu an şovunu yapma. Gamze. Şovun zamanı değil. Ne şov yapacağım ben? Bir arkadaşlarım bak, gidiyor. Burada en yakın arkadaşlarım gidiyor. Kesiliyor? İzleyin. Susun da nasıl izleyin. Nasıl kesiliyor ağlamanı mı? Gerçekmiş yani. Yalan değilmiş. Daha gerçekmiş diyor ya. Ya inanasım gelmiyor çünkü. Daha gerçekmiş evet, diyor inanasım ya. Ablam bile ağladı bak iki yıldır bu evde biliyor. Mehtap bile kabul etti onlar bu evde. Daha gerçekmiş diyor. İnanasım gelmiyor. Anladın mı? Ağlaman koydu bana. Bilmiyorum bence biraz burada kızlar duygusuz gibi geldi. Şaşkınlık mıdır? Beyler ilk defa izlediniz yoksa duygusuzluk mu? Bayağı duygusuz. Ben, değil mi? Ben yeni Seda, ben hiçbir şey hissedemedim. Umursamamışlar diyorsun. Evet. Yani. Alakası bile yok bence gayet. Seda Hanım gerçekten burayı bir yarışma olarak gördükleri için pek umursamamışlar. Güçlü rakipler bu evden eleniyor diye bence mutlu olmuşlar. Sen de Gamze bağırıyorsun orada yani Gamze Göktürk de yakınını biliyorum ama sen de böyle ağlıyor perişan filan değilsin. Yani zaten ne olduğunu biz şaşırmıştık orada zaten gördüğünüz tartışmamızı Aycan'la olan. Hani ben gayet yani çok üzülmüştüm zaten ağladım. Sonrasında da ağladım zaten. Rabia için de Gamze için de gerçekten bir de ben Adnan'la Didem'in o sarılmasını falan gördüm. Didem'e de söylemiştim zaten. Hani çok üzücüydü yani üzüldüm bir de ne olduğunu şaşırmıştık. Aycan'la yani Azal birbiri için ağlıyor diğer kızlar önemli değil gibi mi düşünelim bunu? Şimdi şöyle biz Didem'le Adnan'ı görünce hatta ikisinin bir sahnesi vardı. Biz ikimiz orada çok kötü olduk zaten hani. Ondan sonra şey dedik Rabia ile Gökhan da bu olay sayesinde barıştı dedik. Hani yine de kötü bir olay ama Gamze ile Mehtap'ı zaten hiç samimi bulmadık. Bir de o an Seda Hanım öyle bir an ki gerçek evet. mi değil mi? Şaka ne olduğunu mı değil anlamadınız. Mi? Ne oldu anlamadık. Siren sesleri çalıyor. Hani sinirden sonra bir gülme gelir de bir kafanız şey olur ya öyle bir durumdu. Yoksa ya baktığın zaman bir duygusuz durum gibi. Düşünsene evin yarısı gidiyor. Sadece... Her şey gibi olmuş ya. Şey yapacak bir şey yok olan olmuş ama... Sen neyse. Öyle görmek istiyorsun. Yani Sedan, öyle, öyle bir hava. Yani, yani. Benim üzüntüm ortadaydı. O kadar böyle... Peki böyle diyorsunuz. Ki. Bunu şimdi bir adım daha ileri götüreceğim. Bir görüntü daha izlettireceğim sizlere. Artık hani iş orada bayağı bir ciddiye varmıştı.
Buna rağmen hani sizden gerekli tavır gelmeyince o çiftin bir yorumu var bununla ilgili. Bakalım. Bunu ikinci kez yaşıyorum artık. Dedim gidiyorum yani. Şimdi dedim gidiyorum. Üst üste yaşıyorum bunu bu hafta. Çok zor geçiyor benim için. Daha dedim sabah yeni geldim. Senin yanına geldim. Böyle hayal meyal hatırlıyorum, anladın mı? Artık bir korkuyla yaşıyorum ya. Neyi fark ettim az önce biliyor musun? Şöyle bizi seven kimse yok. Ne seni ne beni. Sevmesinler. Yok umurumda değil de. Yalandan dostluk yapıyorlar ya böyle. Sevmesinler. Onu fark ettim. Ben burada her koşulda herkesin yanında oldum. Herkese destek oldum. Sana bin kere söyledim bunu değil mi? Şurada şu kızlardan bir tanesi sana sarılmadı. Bir tanesi sana destek olmaya çalışmadı. Bir tanesi yanına gelmedi. Elimi günü anlamamış mıydım? Evet, şu an farklı bir şey var. İstemin var mı? Keza erkekler de şu an aynı şekil bana. Seda bu hemen o hemen soyla oylamanın ardından yaptığınız yorum. Haza? Seda Hanım, gerçekten biz o anın şokuyla bizim ilk dikkatimizi çeken insan orada Didem'di. Şimdi kimse şey yanlış anlamasın. Labia'yla aramız hani çok mükemmel bir arkadaşlığımız yok. Bu evde son haftalarda zaten çok kötü şeyler yaşadık. Hani ben orada kalkıp Rabia işte iyi ki, hatta biz o damatlar evini izlerken hani demin de Aycan'ın dediği gibi o cümlede bile bulunduk hani. Kötü bir şey şu an ama en azından Gökhan'la sarıldılar. Hani en azından tamamen bitmediğini gördük. Hani belki bir şeyler oldu. Duygu olduğunu gitmezlerdi. Gördük. Bu cümleyi bile kurduk ama o an gelip Rabia'ya iyi ki gitmedin diye sarılamadık. Çünkü Didem'le ilgilendik. Bir de şöyle Didem bir şey, bizim arkadaşımız. Yani öncelikleriniz var. Bu da bir anlamda yani. Gökhan'ın dediğini haklı çıkarıyor. Yani Didem'le ilgilendik, Rabia'ya sarılamadık demek. Hani ben bizi kimse sevmiyor. Haklı çıkarıyor. Ben kendimi geçtim zaten orada. Ben kendimi ikinci plana attım ki biz orada barışmadık zaten. Sadece baktım ki Rabia'nın yanında kimse olmuyor. Ben Rabia'nın elinden tutup ona gelip oturtup konuşmaya ihtiyacı duydum. Ben orada sarılmadım. Ya en azından duygunuz olduğunu anladım evet. Zaten. Şöyle, hani barıştınız yani. Birlikte siz demiyorum en ama. En azından gelip hani tabii ki deli divane gelip sarılmanız gerekmiyor Azal ama vicdanen insan bir gelip hani bir şey söyler. Bu benim fikrim. Gökhan. Ki bunu da konuştuk dediğin gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Azal açıklama yaptığı için ben Azal'a bir cevap veriyorum. Rabia'nın söylediğine takıldım. Ben sana söylememiş miydim diyor. Sen diyorsun ki benim bu evde dostum yok. Evet, ben sana söylememiş miydim diyor. Ben daha önce hep konuştuk. Karşı olayını geri hatırlamıyor musun? Kardeşim. Ya, o zaman da söyle konuştuk. Ben çok konuştum bunu. Hatta bunların neticesinde ben arkadaşlara da zaten gerekli tepki verdi. Onlar da bana bir açıklama yaptılar ki Rabia sonrasında geldi. Hepsi ayağa kalkıp Rabia'ya sarıldılar. Ben haksızım abi, ben yalan atmıyorum. Ben söylüyorum yani. Hepsi kalkıp Rabia'ya sarıldılar. Rabia'ya ve ona tebrik etmemiz haksızlık Seda'nın. Tebrik şimdi. Mi? Yani o gün hani ya. Elenmediler ya. Herkese öpüştük o kadar. Onlara yapmadık. Onlar çünkü ayrı köşeye çekildiler. Acaba korktuk ya, ne hissediyorlar, ne yapıyorlar, barıştılar mı? Biz de yani ne yapacağımızı şaşırdık. Onu. Hala tabii Gökhan kimsenin seni sevmediğini ve desteklemediğini yani düşünüyor. Bunları konuştuk, açtık zaten. Sonraki günlerde. Sonra ben hatta pişman oldum böyle şeyler söylediğime Rabia Hanım sayesinde. Çünkü pardon. Ne diyorsun sen be? Sen karışma sana. Ya Allah aşkına bir konuyu dağıtmayayım. Ben bir konuşayım. Sonrasında Berker kardeşimiz hazırlanan sürprizde Aycan, ondan sonra Rabia bir daha vardı yanında. Bunlar çok güzel fincanları aldılar. İçeriye girdiler, dışarıya çıktılar. Anladım. Beraber şarkı söyleyip dans ettiler falan. Ki ben araların kötü olduğunu sanıyordum. Buna da tepki vermiştim. Bir dakika. Gayet iyi anlaşıyorlardı. Hatta ben böyle aklıma otururken ya dedim beyler kusura bakmayın falan. Harbiden öyle oldu yani. Yemin ediyorum hep bir şaşırdık mesela yani. Gökhan'la geçen gün tartıştığımız yani, konuşuyordu. Yani siz kızların arası kötü diye tartışırken onların arası gereğinden fazla iyi mi geldi? Gökhan bana dedi ki Rabia'nın bu evde dostu yok dedi Seda Hanım. Evet. Rabia'nın bu evde dostu yok dedim mi? Dedim kardeşim nasıl yok Rabia? Rabia yok. Ya biz o zaman konuşmuyorduk Seda Hanım. Bir dakika sakin. Ondan sonra baktık ki Rabia, Aycan ve yanında başkası kulağında bardakla kapıyı dinliyor. Dedim kardeşim ne yapıyor bunlar ya? Peki o zaman niye sarılmadılar vedada? İşte ben de buna idrak edemedim. Sonrasında dedik ki biz ben de artık dedim kardeşim ben dedim. Ben de anlamıyorum yani. Çünkü VTR'de şöyle bir görüntü gördük biz. Onurla. Anlatam herhalde. Tabii ağzımız açık kaldı. Böyle. Böyle. Allah Allah. Onlara dedim ki, bu arı şunu gördük dedim.
Ben şaşırdım dedi. Acaba bir daha mı yapacaklar dedi onu dedi. Bir daha ya sonra... vallahi. Ya siz de şey hani nasıl çocuklar yüzünden anneler kavga eder, onlar 3 dakika sonra barışır. Aynen. Siz de demek ki hanımlar yüzünden kavga etmeyin, tamam mı? Yok, daha artık çünkü yok yani. Onlar biz aramızda barışırız yani. Aynen, çocuklar yüzünden kavga ederler. O aileler görüşmez, çocuklar 5 dakika sonra oynar. Ya bunun dolduruşuna gelen de biz oluyoruz. Biz doldurmadık ki ama sizi. İşte ya siz şöyle yapıyorsunuz. Bir şey. Bizim zorunda onlar izliyor. Biz erkeğiz. Biz sahiplenici ve koruyucuyuz. Duygulara sahip insanlar. Bu bizde daha baskın. Sizin söylediğiniz her kelime bizde bir etki yaratıyor. Dolayısıyla da gelip evin içinde biz bunu tartışıyoruz. İster şimdi istemez. Biz Aycan'la... Şimdi bir dakika Didem'e bir soralım. Şimdi biz aynı kaderi paylaşıyorduk zaten o durumda Rabia'yla. Evet. Ama ben hiç demedim yani niye Gökhan gelip de bana kardeşim geçmiş olsun demedi. Demedim ki gerçekten de demedi. Yanıma bile gelmedi, konuşmadı. Ama ben Rabia ile o anda hatta sizin yanınızda sarıldım. Konuştum hatta zaten o arada. Ben seni söyledim sarıldım. Tam bir sarıldım. Adnan da zaten. Yok, ben söyledim üzerine zaten. Bir Didem sarıldı dedim yani. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sen alakalı. Ama hani umursamıyorum dediği halde Gökhan'ın böyle şeyleri umursadığını düşünüyorum ben. Hani içten içe o da dikkat demek ediyor. Çünkü hassas bu tarz şeylerde üzere, demek ki. Evet ben o tarz olaylarda hassasım derken ben Murat Derin'de de söyledim. Ben böyle şeyleri kaldırabilecek yapıda bir adamım. Bana dokunsa bile kaldırırım ben bunu. Orada senin sarıldığında gördüm. Ben bunu dile de getirdim. Bu bir. İkincisi zaten öyle bir an oluştu ki siz hemen hep beraber bir araya gelip mutfağa gittiğiniz için peşinizden koşarak gelemedim. Özür dilerim. Peşimizden koşma. Sen de Amra Abiye'ye gel. Kimse sadece, sana gelme demedi. Sadece orada zaten senin ona sarıldığını söyledim. Sadece biz o an orada kaldık. Ki aynı duyguları Şahin de yaşadı. Olabilir. Oldu da zaten bu. Ama ben en son yaşadığım, gördüğüm görüntülerde, VTR'lerde, VTR tartışma anlarındaki olaydan sonra dedim ki ben boşuna konuşuyormuşum yani. Neden kendini niye hissettiğini soruyorum. Neden öyle kendini öyle hissediyorsun? Öyle. Sen ve Rabia adına neden böyle düşünüyorsun? Kim, hissettirdiğiniz için. Ya biz, ben Adnan ve kendi adıma konuşabilirim. Şöyle soralım. Rabia sen düşünüyor musun? Ama, hissettirdiğiniz için düşünüyor musun? Ya, yanlış kaldın düşünüyor musun? O gün ben de öyle hissetmiştim. Evet, o genel gün anlamda öyle soruyorum. Ama diyorsun ki ben sana söylemiştim diyorsun. O gün için bak o günü konuşuyoruz. Bir de Gamze Taşkın'ın bir yorumu var. Bir dakika. Seda Hanım geçen hafta elemeye kalktığında da kimse yanında değildi Rabiş'in. Rabiş ağlamaya doymuyor. Yani o kadar problemleri olduğu halde gene gidip onlarla sohbet edip onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta da kimse yanında yoktu onun. Aynı şekilde bu hafta da ki görüldü. Ben yani ben gerçekten o anlayamıyorum. Bu olmasın. Ben seni de göremedim. Tamam ben sen ben burada Rabiş için gayet fazlasıyla üzüldüm ve ağladım. Yok, seni de ayrıca ben tamamen Gamze'nin gitmesine şok olmuştum. Senle aramız kötü olduğu için ben Rabia'nın yanına gelmedim. Var abi ya. Alakası sonrasında yok ya. Sarıldım o gün, zaten ben Rabia'ya. Bak, o gün sen varsın diye gelmedim. O gün yalnız bırakıldım. O gün Gökhan haklı o konuda, tamam mı? Eleme gününü kastediyorsun. Eleme günü değil. Değil, hayır. Buradaki eleme. Aynen. Onda evet haklı Gökhan ama diğer VTR'deki Aycan'la yakınlaşmamı soruyorsa ben Aycan'la aynı fikri paylaşıyordum. Mehtap'ı samimiyetsiz bulduğumuz için zaten diyaloglarımız geçmişti o gün. Ben eskiden de Aycan'la hani o şekilde... Peki. Ya o şekilde yakınlığım vardı, tamam mı? Ben nasıl samimiyetsiz? Sen bütün evdeki insanlara samimiyetsiz geldin. Bir şey söyleyeceğim. Sen benim üstümden aynı fikirde doğduğum böyle yaptı. Sen mi geliyorsun sana şimdi? Hayır ya. Sen benim üstümden Rabia'ya yazdın. Ben Gamze yemeğe giderken destekleyen Rabia mı sana şimdi? Bir şey yapma senin konuyla. Bir dakika Rabia. Bir dakika. Bir geriye dönelim sen. Mehtap bir sus cevap vereyim. Anlatsana senin evet ben tartıştım ama sen benim konumu kullanarak Rabia ya da bir başkasına böyle bir şeyle itham edemezsin. Ben kendi konumu kendim istediğim yerde kurabilirim. Samimi geliyor. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. 8 kişi yardım edecek birine. Ya milletin cümlesi bitmeden söylemese de çok sesli konuşuyorum. Burada biz konuşuyoruz. Yargılamıyorsun da. Sen burada 7 kişi ya da hadi. Bu durum asla ve asla bizim damatlarım olarak iyi olmaları bizi rahatsız etmiyor. Sen gerçek misin acaba? Asla rahatsız etmiyor. Keşke yoksa. Artık ha yeter. Sen ne kadar gerçek bir dostsun ki insanlar seni dost görecek. Arkasından neyse, bunu toparlamak istiyorum. Biz erkekler olarak gördüğümüz görüntülerden asla rahatsız değiliz. Aksine hoşumuza gitti ve çok da memnun olduk. İnşallah bundan sonra da hep böyle olurlar. Hani bize de bu konuları konuşma gereği duymuyoruz. Peki, yani. Samimiyetten bahsetmişken bir görüntü daha var, onu vermek istiyorum. Şimdi genelde çiftler de birbirlerinin samimiyetinden şüphe eder durumdalar. Ben bazen merak ediyorum, rekabetten mi oluyor bu? Neden oluyor? Anlatabiliyor muyum? Çünkü çiftler genelde aşk kazanıyor ya bu evde. O yüzden mi acaba birbirini çiftler samimiyetten vuruyor? Bazen bu satır aralarını kaçırıyorsunuz. Bazen böyle aleni görüntüler ve yorumlar oluyor. Bakalım o satır aralarında ne var, yakalayabilecek misiniz? İzleyelim. Arkamda bir şey.
Aa, samimiyetsizler de geldi. Evet, çok samimiyetsiz bir ortama gittik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu samimiyetsiz. Orada farklı bir şey var. Bir dakika, bu samimiyetsiz işini bir açıkla Adnan'la kavuşturalım. Semih ve Hazal'a demiyorsun bence orada. Semih ve Hazal evet, üzerinden başka birine samimiyetsiz diyorsun. Allah Allah. Orada alttan alttan bir şey vermiş. Allah Allah. Alttan alttan bir şey vermiş. Kinayi olsun. Kim almış? Ben hiç almadım burada. Gökhan almış. Ben bir şey söyleyebilirim Seda Hanım. Ben Gökhan olsam alırdım gibi. Yok vallahi çalım. Çünkü orada ilk samimiyetsiz kelimesi söyleyen benim aslında. Şu koltukta otururken. Hayır hayır burada burada. Bunların Semih'lerin görüntüsü verdi. Ben arkamı döndüm. Dedim ki ya dedim bu samimiyetsiz çifti izlemek istemiyorum dedim. Adnan bunu duydu ondan sonra saldırmaya başladı. Yani sana gidiyor. Değil, Semih ve Hazal üzerinden sana yürümedi orada. İki öyle şey. Sen şu oturup niye samimiyetsizler geldi diyorsun? Onlar samimiyetsiz deyip gittiler ya oraya. Onlar da ben hani samimiyetsiz bir ortamdan geldik diye. Gelince dedim ki ha dedim bizim samimiyetsizler de geldi artık falan yaptım yani. Yoksa onlarla alakalı da bir durum değil yani. Yani birbirinizi alındınız mı? Başka bir şey yoktu değil mi altında? Var mı? Adnan'ın bir böyle şey bakışı var, kısık öyle bakıyor. Ben bu atlet çiftini zaten samimiyetsiz buluyorum yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Kızlar bunu birbirine ciddi söylüyor bak ha. Onlar bayağı bir samimiyet kızlar samimiyet. Kızlar ben de söylüyorum vallahi artık yani. Samimiyet. Bak ben gülerek söylüyorsun neye inanayım ben? Kardeşim, hayır hayır ben evet biz orada makara yapıyoruz. Kesinlikle makara yapıyoruz. Ben zaten samimiyetsiz kelimesini burada öğrendim. Yemin ediyorum bilmiyordum. Nasıl kullanılıyor? Cümle içerisinde nasıl kullanılıyor bilmiyordum. Bir de yermek kelimesini bilmiyordum. Yani, seni alçak çok samimiyetsizsin. Hiç bak, kullanmamıştım burada kullandım. Vallahi hiç, hayatım hiçbir yerinde kullanmadım. Adnan sen ne diyorsun samimiyet durumuna? Yani şaka olarak düşünüyorum ben de. Öyle düşünmek istiyoruz. Alıngan ya. İyi tarafından bakıyoruz biz. Eğer şu an kötü tarafından da bakabilirsiniz. Gökhan'la şeylerimiz aynı, burçlarımız aynı. Biliyoruz, İçimizin Başak. De çok detaycı bir yapısı var. Eğer şu an Gökhan gibi yapıp da detaya insem farklı bir şey çıkar. Ama onun öncesi tamamen bu detayı bitiriyor. Çünkü onun öncesinde evet. Semihlerle böyle dalga makara yaparken ondan sonrasında Gökhan'ın öyle bir şey yapması altı zaten farkındaysanız hiç üzerime alınmadı. Peki evet. Sizin o ikinizin arasındaki sizin ilişkiniz samimiyetli, bizim ilişkimiz samimiyetsiz, ağlaman samimiyetli, bakışın samimiyetsiz durumları ne oldu? Bitti. Ya benim açımdan bitti. Zaten... Sen özellikle bunu Gökhan'a bir bu akşam tartışmalarında bir böyle bir atardın. Yapardım artık gerek bile duymuyorum yani zaten son dönemde hani bu tarz şeyleri konuşmaya. Hani hala öyle olduğuna inandığın için mi gerek duymuyorsun? Hayır böyle şeyler konuşarak Adnan'ı ve kendi ilişkimi gereksiz yere ama düşünceler hala aynı. Düşündüğüm için. Düşünceler hala aynı mı bunu, durumda? Yok artık hiçbir düşüncem yok. Çünkü zaten bir çift değilsiniz yani şu anda. O yüzden aynen biz bir şey düşünmüyorum. Konuştuk. Dolayısıyla hiçbir yorumda peki, da bulunmuyor. Peki çift olsalar ama. Tehlike olarak geldiği için mi o zaman samimiyetsiz? Yok tehlike olduğu için değil. Zaten siz bizi kıskanıyorsunuz lafından sonra Rabia'nın ben o cümleyi etmiştim. Anladım. Daha öncesinde vallahi benim ağzımdan bu çıkmamıştı. Gökhan sinirlenmiş tam Rabia'nın. Neden söylemiş? Bizi kıskanıyorsunuz siz. İşte bu jestlerimi bana yapılanları kıskanıyorsunuz. Ben samimiyetsiz dedikleri için öyle söyledim. Kıskanıyorsunuz. Hayır hayatım. Pardon Adnan ve Semih kıskanıyor lafından sonra. Ben devreye girmiştim ben orada zaten. Ondan önce ben hiç yorum bile yapmıyordum onlarla. Bu arada hala onlar hiç yapar mı Dida? Ben durup dururken demedim ki. Ben onlara hala hiç yapar mı? O işten sorumlu Dida, bakan bu evde, sensin bu evde. Bu evde en çok konuşabilen çünkü konuştuğu şeyi bilen kişi Didem. Didem en başından bugüne kadar da Allah'a şükürler olsun hiç bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yorumunu yaptı. Ne bu güzel. Kişi olarak söylemiyorum. Bu kötü genel bir şey mi? Ev için söylüyorum. Rahatsız eden konu yok, ne? Yok yok. Kişi olarak ev için. Bak görüyorsun değil mi? O da zaten parantez içerisinde onu söylemese ben de bir şey derdim. Hakkımı savun ya Adnan beni savun. Gökhan haksız hayatım. Evet. Aa çok güzel. Ama neydi o benim lafım? Her zaman son sözü erkek söyler peki hanım. O onun gibi oldu. O zaman kafa rahat eder ya. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu da tüm herkese bir en azından cevap olsun. Hani bu samimiyetsiz, samimiyetle ağ ilişkilerini kıskanıyorlar falan durumu şunu söyleyeceğim sadece. Ta en baştan beri her hafta birinci olan bir çift olur. Ve çift olarak hiç birinci olamamışsınızdır ve dersiniz ki bunlar samimiyetsiz, bunlar nasıl devamlı birinci oluyor da biz birinci olamıyoruz dersek bu hasetliğe, kıskançlığa ve farklı boyutlara geçer. Ama zaten aramızda öyle bir durum yok. Bir hafta benle Didem birinciyiz, bir hafta Semih'le Azal, Gökhan birinci. Bu hafta da bunları alınmadınız, bu samimiyet evet. Mevzusu böyle tatlı. Ya bak. En azından bugüne kadar yaşanmışların üzerine sadece şakayla üstünü sen çizdik geçtik diye düşünüyorum. Çünkü, peki, şimdi Gökhan'la Rabia ilişkiye başlar, yine tam gaz devam ederlerse İnşallah. O zaman bu duruma bir daha bakarız. İnşallah. Destek oluyor durum, arkadaşlar. Oluyorlar, bak bu da güzel. Samimiyetsiz olsalar baltalarlar. Yok, diyorum ya burada biz her şeyi duyuyoruz. Ne kadarını hala almasak bile
Kafamızın bir yerine yer ediyor burada bazı şeyler ister istemez. Evet. Destek oluyorlar arkadaşlar sağ olsunlar. Güzel. Ama işte benim kendi tabularım var yıkamadım. Güzel ama destek olmaları en azından içini destek oluyorlar aklını yemem. Rabia ben. Senin destek görüyor musun kızlarda? Yani son iki gündür evet destek görüyorum. Didem'le özellikle diyaloglarımız güzel. Çok değişti. Ayca'la çok değişti. Şaşırtıyorsun beni Rabia. Ay ben de şaşırdım ağlayacağım şimdi. Yani. Allah Allah. Yani kelebekler uçuyormuş. Barış kalpler. Söyle bir şey söyleyeyim Seda Hanım. Bir dakika Seda Hanım ben o kadar dedikoduyu boşuna mı yaptım şimdi? Hayır ben, evet. Beni de şaşırtıyorsun. Bırak anlaşmayı kardeşim biraz. Ben her zaman hani ağladığında üzüldüğünde her zaman benim yanımda bu gerçekleştiğinde her zaman elimden gelen desteği yapmışımdır. Aram kötü dahi olsa. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilin terbiye edeceğini, yüreğin terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumluyum. Samimiyet kelimesini bu evde öğrenmişsin ama üzgünüm anlamını öğrenememişsin. Şimdi efendim yeni görüntülerimizi izleyelim bakalım. Konuş Gökhan istiyorsan. Ya ben utancımdan kaç gündür söyleyemedim. Utancımdan özür dilemedim ya. Yalvarıyorum. Seviyorum o yüzden uyumuyorum. Uyumuyorum ya. Bu kadar insanın içinde bunu yapacak kadar anladın mı? O yüzden özür dileyemedim. Dik durayım dedim ama yapamadım. Beni duracaksın ya. Hatalı olan sensin. Dik evet hatalı olan ya. Benim biliyorum. Dik durmak nedir ya? Neye göre? Kim, yani kimin için dik duracaksın ki? Abi. Helal sana. Affediyor işte da soruları varsa adam sorularını hemen sorsun. Kabul edemez ki. Bizim tamam abi, ben seni affettim. Abi. Affet beni diyor. Affedebilir miyim? Burada şey bir burada, bizim içimizde. Burada önemli olan ağlayarak Gökhan'ın duygularını kullanmaya çalışıyor. Anladın mı? Yok be abi niye kullanmıyorsun? Ama öyledir abi o psikolojik baskı yapıyor kardeşim. O kadar da değil be abi. Kötü algılamayın. Şimdi bak karşında bir hata yapan bir insan var. Konuşacak, kendini ifade edecek. Edemeyip ağlıyorsa, şimdi ben de onu seviyorum sonuçta değil mi? Yani iki günlük bir hatayla da içinden gitmedi yani sonuçta. Tabii ya kullanma. Ben ne olacağım kardeşim? Vicdanen şey olacağım ve belki de konuşmadan, anladın mı? Sorunları çözmeden kabul edeceğim benim ağlamasını. Yok bu doğru hareket. Hangi erkek, hangi erkek? Doğru mu olacağım? Ağlamayla olmaz. Ben ettim abi eskiden çok ettim ya. Yani sırf bir insan ağlıyor diye de kabul edersin. Bunu her zaman ağlayacağım. Ağladığı için kabul eder misin? Abi edersin tabii ya. Yok be abi ağlaması için. Yumuşarız mı abi? Hataya göre değiştirmiyor. Yumuşar herkesten. Bu kadar büyük bir hata. Bir şey söyleyeceğim ya. Niye? Ağladığı için etkiler. Hatta ağlamadı bile. Kurban olayım ya. Hayır abi. Nasıl sen zirzümen mi? Ne zaman ya? Onur böyle mi düşünüyorsun? Yani ağlayarak mı kandırmaya çalışıyor Gökhan Rabia'yı? Pardon Rabia Gökhan. Seda Hanım aynen şöyle düşünüyorum. Hatanın çok büyük olmadığını söyledim hatta. Dedim ki şimdi karşınızda sevdiğiniz bir insan var ve ağlıyor. Ve kendini ifade edemiyor. Zaten hep erkekler evinde de hep bunu konuştuk. Rabia kendini ifade edemiyor, söyleyemiyor, hiçbir şey söylemiyor. Sadece ağlıyor ve susuyor. Gökhan da ondan bir şeyler bekliyor. Konuşmadığı için de hep sadece ağladığını görüyoruz. Ben de dedim ki hep ağlayarak Gökhan'ın ona karşı olan duygularını kullanıyor olabilir. Gökhan da sorunları çözmeden Rabia'yı kabul edecek. Ve yani hiç hatalar konuşulmadan bence Gökhan öyle şekilde, değil. Alana atılacak diye düşündüm. Benim yapı gereği ağlama olayı. Tabii ki üzülürüm ama hatanın üstünü örtmem. Tatmin olacak şekilde de cevap alamazsan da şuradan elene kadar da o şekilde devam eder. Yaptığında mutlanıyormuş ya daha tatmin etmedim yani, bu cevap seni. Seni ilgilendirdim. O yüzden açıklama bekledim. Ne olduğu ile alakalı konuşmaya çalışıyorum. Hala da anlamaya çalışıyorum. Şimdi belki korumak istediği dostları vardır. Arkadaşları vardır. Başka insanlardır ama şöyle bir şey var. Biz neden affediyoruz insanları? Hata oldu bariz. Rabia hata yaptım diyor. Sen de biliyorsun hata yaptığını. Evet. Ağladı, savunmadı. Evet. Biz de tam içeriğini bilmiyoruz ama hata yaptı bariz. Bir insana bir şans bir daha niye verilir? Bir daha yapmasın diye. Niye tartışılır? Aynı sorun bir daha ortamıza çıkmasın diye. Yoksa evet. Kazanmak için tartışmanın anlamı yok. Evet. Affetmenin de anlamı yok tekrarlanacaksa. Ama bu iş affedilmez falan öyle bir şey de yok. Bu gurur meselesi değil, mutlu olma meselesi. Seda Hanım hayatımın her noktasında soru işaretleriyle hiçbir zaman ileriye gidemediğim mutlu olamazsın zaten şu ileri gidemiyorum ben soru işaretiyle şimdi tamam derim önemli değil derim anlık bir şeyle bunu kapatırım ama yarın öbür gün en ufak bir çakıl taşında ben yine tökezlerim işte belki o çakıl taşı çıkmaz
o güven perçinlenir. Aradan yıllar geçer, aylar geçer. Sağlamlaşır ilişki. Hatırlamazsın bile. Oluyor bak inan. Onun için benim soru işaretimi kaldırmam lazım. Rabia, Onur'a söyleyeceğim bir şey var mı? Onur çok yanlış düşünüyor benim hakkımda. Ben kendini ifade Adnan. Anladım. Adnan'a gözyaşlarıyla ilgiliyorum ya. Adnan ağlamadı mı dede? Ben Adnan'ı çok ağlamadı biliyorum. Ben başka bir şey düşünüyorum. Ben şey söyleyeceğim. Ağlayan, susan, kendini ifade edemeyen bir kadın tipi değilim ben ya. Onu... Niye sustun o zaman? O gün sustum evet. Çünkü arkadaşlarım yani ismini vermemek için veya işte onları korumak için. Ya vermeyeceksin abi. Onları... Ne yaptınız da bu isim? Bak işte hani bu mesela ben, benim için çok büyük soru şey işareti. Arkadaşlarımın ismini vermemek için. Ne yaşandı arkadaşın ismini vermiyor? Ne yaşandı 10 yıl ceza mı alındı burada bizim haberimiz yok yani. O ben anlamadım ki. O gün de kendimi açıklayamadım. Evet ağladım ama benim Gökhan'ın yanına gidip ağlayıp susup Gökhan'dan af diledim ama Gökhan beni o şekilde affetsin zaten istemem. Gökhan tabii ki açıklama yapacağım. Aa, ve ben her gün gidiyorum. Erkekler evinde seni rahatsız eden kim var şu an? Ne yapan? Bu yorumlarda erkekler evinin yorumlarında rahatsız olduğun bir durum yok mu? Onun yorumu. Bir tek onu bir yani. Selam ben çok özür dilerim. Öyle bir ben, şey ki hani bir erkeği gözyaşlarımdan... Olmuş tabii onlar hallesin. Gözyaşlarımı silah olarak kullanmıyorum. Bir erkek ağlayan bir kadını affeder bu şekilde. Affedebilir. Affedebilir. Ben yaptım diyorsun ama Gökhan öyle bir erkek değil. Gökhan öyle değil bir erkek demiyorum ama affedebilir diyorum yani. Sonuçta adam sana karşı duyguları var yani buna bir anda... Ben de affedebilirim ağlayan yani adamı, senin... üzgün adamı canım. Evet. Ama ediyorum da. Kötü bak, bunda kötü bir şey yok. Benim planımı yaptığımı söylüyorsun. Sen beni bak, benim söylediğimi algılamaya çalış sadece. Karşılıklı iki duygusu olan insan var. Sen 3-4 gündür zaten o eve gelmemiştin ki onun üzerine biz yorumlar yapmaya başladık. Aynen. Tamam mı? Yani nerede bu Rabia, nerede bu Rabia, niye gelmiyor diye. Bir şey söyleyeceğim. Boş boş ağlıyor kız arkadaşın diye ağlamadan hoşlanmadığını da Gökhan belli ediyordu. Evet. İşte Hazal o kadar ağladı. Semih eğer gözyaşı sadece bir kadının silahı olsaydı. Oh yapalım ağlayalım akşama. Ben ağlayan kocacığım yemek hangi kadını affederim biliyor musun? Kocacığım kirayı yemişim, ayakkabı almışım. Ağlayan hangi kadını affederim? Yani. Duygu beslemediğim kadını affederim. Ama duygu besliyorsan bir kadına ve onunla ilgili soru işareti varsa kafamda, iki cihan bir araya yatağı alırsa gene affetmem. İyi insansan, merhametliysen karşında kim ağlarsa ağlasın şurandan bir akar. Vicdan, ama affedip yeniden hayatını almak biraz da mantık işi. İçim acır, üzülürüm ama dediğim gibi benim için en önemli şey soru işaretimi kaldırmak. İnsan insanı affetmez, kabullenir kardeşim. Kabul edersin kardeşim. Sedan, ya da affeder de unutamaz. Yok ben yani. kabullenir. Söyle bu yorumların şey yapılmasındaki, erkeklerin oraya gelip bu yorumu yapmasındaki ana etken de şuydu. Rabia geldi dedi ki beni affedene kadar şuradan kalkmayacağım dedi. Evet. Çöktü ve beni affedene kadar buradan kalkmayacağım dedi. Gökhan dedi ki bak arkadaşlarımın yanında yapma. Hayır dedi, beni affedeceksin dedi, yoksa kalkmam. İçeri geçtiler, içeride de Rabia bırakmadı. Ondan sonra ben gittim Rabia'ya dedim ki bak böyle yaparak biraz olmaz. Biraz zaman ver. Biraz zaman ver deyip Rabia'yı evine uğurladım. O an ondan öyle bir şeydi ki Adnan beni yukarıya kadar güzel çıkarttı. Peki şu erkeklerin yorumuna gönül koyduğum bir durum yok Onur'un dışında. Gözyaşların silah değil, içinden gelen şeyler mi? Ben rahatsız oldum. Sen sadece Gökhan'a hiç açıklama yapmazsan sebepsiz yere gidip beni affedene kadar işte buradan kalkmayacağım deyip üzgünlüğünü belli edersen adam zaten senin üzgün olduğunu ve pişman olduğunu anladı. Ama sorunun çözümünü göremezse sence yürür mü burada? Tabii ki olmaz. Ben sadece o an öyle bir andı ki ben ilk gittiğim gün, o zaten diğer günler hep gittim erkekler evine Gökhan için. Ayrılıktan sonra ilk Gökhan'ı gördüğüm gündü ve onu bu şekilde hiç görmemiştim. Hep benim yanıma gelen, elimi tutan Gökhan varken elimi iten bir Gökhan vardı. Yok sen giderken yüzden... de çok iyiydi, bugün de çok iyi maşallah. İnşallah daha iyi finallerimiz olacak. Neyse bunu geçiyorum. Gökhan'ın bir şikayeti daha var. Bakalım neymiş o? Son olarak da bunu tartışalım. Bu evde gruplaşmalar mı var acaba? Evde şöyle bir algı var bak. Şimdi ilişkisi olan bir kız olmayan, hani gidecek 4 kız vardı ya. Diyorlar ki hani Didem'le Adnan'ın bir ilişkisi var. Gökhan'la Rabia'nın bir ilişkisi yok. Hep böyle görmeye çalışıyorlar şimdi. O samimiyetsizlik oradan geliyor. Ay sizinkini ilişki olarak görmüyoruz ki. Sizinki öyle değil ki. İşte Didem'le Adnan en azından bir ilişki. Allah. Hani bu şekilde konuşuyorlar. Bunu hep yapacaklar zaten. Yapsınlar. Bunu ben bir şey söyleyeceğim. Benim burada yaptığım her sürprize burada laf söylenmedi mi? Söylendi. Benim yaptığım her şeye laf söylenmedi mi? Lan burada birlikte, burada insanların yaptığı sürpriz yemekleri bile, kahvaltıları bile ben hazırlayıp gönderdim. Biliyorum. Ben yaptım, masalarını kurdum. Ben burada süslerini yaptım.
Ne konuşuyorlar? Ben o kadar sürpriz yaptım, dışarıda sürpriz yaptım diye bana böyle yaptılar. Ya işte dışarıda sürpriz yapılmaya prodüksiyon izin veriyor muydu acaba? Bileydik biz de yapardık dediler tarzında. Yapımda dedik ki hani siz böyle bir fikirle geldiğinizde biz yapmadık mı dediler. Ama pardon, doğru söylüyorsun. Ben yaptıktan sonra samimiyetsiz diyen insanlar bugün kalkıp da aynı şeyleri yapıyorlar. Niye? Benzer. Feyiz almışlar, anladın mı? Feyiz ben almışlar. Ben bunu hep söylerken bunun yanı sıra, niye bana kızıyordun? Bunun yanı sıra burada belli ki ekstra bir çiftin olmasını istemiyorlar kimse. Hayır. Samimiyetten bahseden. Bıraksınlar abi bu işleri. Doğru söylüyorsun. Ne yapacaktık biliyor musun biz? Burada işte ayrılacaktık. Ertesi günü barışacaktık. O zaman samimi oluyordu burası ya. Doğru söylüyorsun. Bizim duygularımız sahte olduğu için ben böyle bir şeyi kabullenemiyorum. Seni affedemiyorum. Sen de o yüzden buraya her gün geliyorsun. Haklısın ya. Onlar da çok doğru söylüyorlar yani. Yazıklar olsun. Ben onlar için burada neler yaptım? Herkes için bak burada herkes için yaptım ben bunu, anladın mı? Kimse de kalkıp bana bu şekilde konuşamaz kardeşim. Konuşamaz yani. Burada kalkıp da çete kurmakla olmuyor bu iş yani, anladın mı? Örgütlenerek burada bir şeyler yapmakla olmuyor bu işler yani. Şimdi bu konuşmayla az önce söylediklerinizle çelişmiyor musunuz? O olay neydi biliyor musunuz? Söyleyeyim. O şey VTR'sinden sonra. Bir dakika sonra. Bir Gamze söylesin. Üçüncü şahıs olarak. Kılavuz istemiyor. Gayet de ortada yani. Yakındır gene kötü olmaları. Yok, bu, arada iyi olurlar. Ama kötü olurlar. Şöyle Seda Hanım, bu olaylar daha siz yakınlaşmadan veya samimi olmadan önceki, evet, çok önceki konuşmalar. Hatta ve hatta Rabia geldi bana zarfı verdi. Bir anlatmaya başladı. Evdekiler bana şunu diyor, şunu, evet, diyor, bunu diyor. Dedim ki niye diyorlar? Kim niye diyor diyor. Elemeden önce mi? Evet, elemeden, evet, hemen sonraki gün. Sonraki. Hani o şeyin VTR'si. Ya ama siz yakınlaşmıştınız o arada. Değillerdi. Hayır, hayır. Değillerdi. Hemen sonraki gün bir VTR verildi ve yorumlar geldi. Biz senin arkanda değildik ki zaten. Ben orada dedim ki. Ben orada dedim ki bizimkiler dedim konuştum, erkekler pişman dedim böyle böyle. O da dedi ki, dedim ki hani sen de gelinler evinde dedim hani iyisindir dedim. O an dedim insanlar dedim hani heyecanlıydı. Bugün dedim hallettiniz mi? Tebrik ettiler mi? Hani sarıldılar mı falan? Yok dedi, herkes dedi bana bunu yaptı, şu şunu yaptı, şu şunu söyledi. Herkes bir şey söylemiş. Aynen. Herkes bir şey söylemiş. Doğal olarak biri geliyor. Ben dedim ki erkeklerimle biz bunu hallettik, siz de halletmişsinizdir diyorum. Yok diyor, o bunu, bu lafı söyledi, bu lafı söyledi, bu lafı söyledi. Çok çoğul konuşmuşum Gökhan. Herkese ben burada bir şey yaptım. Yaptın eyvallah ama bir elin verdin öteki elin görmesin kardeşim. Ama görmesin değil de geliyor. Burada bak burada erkekler evinle alakalı bir durum yok. Anladın mı? Gelinler evinde Rabia'nın bana anlattıklarına göre, Rabia'nın bana o an anlattıklarına göre söylediğim cümleler var. Evet. Anladın tamam, mı? Geçmişte konuşulan bir konu zaten, onu hatta biliyorum. Hatta hatırlıyorsan evde otururken de Aycan'la Rabia yakınlaştığı zaman ben sana döndüm dedim ki, hatta güldük. Toplal dedim ki, beyler dedim özür dilerim dedim ya. Eyvallah. Ben dedim bir şeyler söyledim, özür dilerim hepinizden. Evet, özür dilerim. Eyvallah, aynen. Siz de hatta hepiniz güldünüz. Özür dilerim dedim de üstüne. Adnan? Ben Gökhan'ın söylediklerinden Rabia işte Adnan ve Didem'i daha samimi buluyorlarmış dedikten sonra Gökhan'ın söylemleri tamamen ben ve Didem'in üzerine diye düşünüyorum. Yok, siz kesiyorsunuz. Yok, yok, sizle alakası yok. Sizde hiçbir alakası yok. Çünkü kardeşim şunu söyleyeyim nasıl öyle anladığımı. Çünkü Gökhan burada daha dün ayrılmıştınız, bugün barışıyorsunuz, siz misiniz samimi diye bu sözü bize kullandın. Beni feyiz alıyorsun diye bu sözü bana kullandın. Herkese bir şey yaptın dedin. Eyvallah bana bir gün kahvaltı yaparken bana yardımcı oldu. Herkes yaptı. Sadece sen olarak bireysel olarak düşünmüyorsun. Gökhan yapar mısın demedim. Sen dedin ki kardeşim, evet, dur daha güzel dedim, bir tabak hazırlayalım dedin. Hı. Sağ olasın, yardımcı oldun. Yani oradaki o söylemleri daha önceki kavgalarımızda sen bana zaten söylemiştin. Yani orada ben ve Didem'e demiyorsan kime dedin kardeşim? Hemen söyle kardeşim. Bu zamana kadar ben kimsenin burada ilişkisinden rahatsız olmadım. Olmam da. Hele hele sizin ilişkiniz zaten lazım. Orası kesik kesik verilen bölümler farkındaysanız. Hı hı. Orada sizin ilişkiniz hakkında değil. Diyor ki bana, biz zaten sevgili değilmişiz diyor. Evet, öyle yorumlar yapıyor. Kim diyor bunu diyorum. Ne ilişki diyor ki, Didem ve Adnan diyor. Zaten diyorum onlar ilişki içerisinde. Bize niye bunu söylüyorlar diyorum. Kimdir diyor. Nazlı dedi diyor. Esra, kimdir diyorum, Nazlı, Mehtap işte. Esra dedi diyor. Kim dedi diyorum, bu bunu dedi diyor. Bu isimler verdikten sonra konuşulan cümleler bunlar. Evet. Artı, şimdi peki, bunu ayrılma barışma konusuna gelince orada birini hedef gözeterek söylemedim. Burada herkes birçok kez kavga edip barışmışlığı var. Burada hedef vermiyorum. Burada heyecan hedef olsun yok anlamında mı? Burada zaten bu görüntünün ben verileceğini zaten bile bile veriyorum ben bunu. Bile bile söylüyorum. Hatta orada da en son böyle yaptım. Bakın herkes dedim, kameraya döndüm böyle yaptım. Bunların hepsi de inşallah dedim, karşımıza çıkar verilir ve bunları konuşuruz dedim.
Ki bakarak söyledim sesli bir şekilde. Doğru. Rabia da biliyor. Peki bu dostluğunuzu etkileyecek mi Didem bu yorumda? Kim kastediliyor bu çeteleşmiş falan, gruplaşmış derken? Sor. Çünkü bir şey sormak istiyorum. Hani biz, çete dediğin daha çift olmuyor. Hani biz Azal. Onların... Çete demeyelim, gruplaşma diyelim. Peki kimi kastetti o zaman gruplaşma derken? Çünkü evet, şöyle bir şey. Hani diyor komple ya ben onların ilişkisine şöyle yardım ettim, böyle yardım ettim. Ne Gökhan ne Rabia'nın. Biz başladığımızdan beri Adnan ve benim için yaptığı hiçbir destek. Ayrıldığımızda hiçbir yardım. Ya da yanımızda erken hiçbir dostluğunu görmedim. Benim mi? Hangi yardımda bulundun Gökhan? Sevgiline evet. Sor. Ay ben görmedim. Adnan hayır, morali bozukça mesela gidip... Semih'le şeyi yaptın Hazal'a ne bileyim ya, öyle deme. Şey, kaptanlık yaptın bir şey yaptın. Birçok kez yaptım öyle deme. Sen göremiyorsun bazı şeyleri. Ha, ben erkeklere bini bilmiyorum. Bak, ben bir şeyinizi görmedim Allah'a bak. Ben burada Allah sizi inandırsın. Ben istiyorum ki görmedim. Herkes ilişki yaşasın. Hı. Anladın mı? Herkes ilişki yaşasın. Herkesin içine bir iyilik meleği karıştı. Ya ben hep böyleydim. En başında da böyleydim, hala böyleyim. İlişkinin zaten burada bir tane ilişki kalırsa var, o birinci olacak diye bir şey yok. Evet. Bence ilişki ne kadar çoğalırsa o kadar fazla olur sizin ilişkinizin samimiyetini kanıtlama şansınız. Burada da benim söylediğim kelimelerin hepsi, az önce de dedim ya hani Rabia geliyor bir şeyler söylüyor, bizde bu bize yansıyor vesaire vesaire. Rabia karşıma oturup bana bir sürü şey söyledi. Evet. Bunun üstüne ben dedim ki o zaman dedim herkes duysun ki buradan dedim. Ben de dedim böyle böyle düşünüyorum dedim. Bunu da kendim zaten söyledim. O kastedilen kişiler kimdi o halde diyorum. Ya, eğer Adnan'la ben kastediyorum. Söylüyor işte. Söylüyor. Mesela siz. Seni de kastediyor. O gün Rabia'ya kim dediyse. Demek ki bizi kastediyormuş hepsi. Adnan. Bak Rabia demek kastetmedim şey diyor. Şimdi bana ya, diyor ki Rabia, Rabia kimler onlar? Diyor ki bak şöyle bir şey. Orada o ayrılıp barışmadan ilişki olarak kastetmedim. Gitmedim ya hani. Ama sonra kim kastetti? Rabia o gün sana kim ne dediyse, bana kim ne isim verdiyse, benim ilişkim hakkında, benim hakkımda, Rabia hakkında, bizim orada kalmamız hakkında kim ne dediyse hepiniz için geçerlidir bu söz. Senin kendine ait fikrin ne peki? Bu Rabia'nın fikri. Doğru mu? Hayır o Gökhan'ın fikri. Rabia mı yönlendiriyor seni yani? Bu hayır. Mu yani? Nasıl yani? Senin ilişkilerle ilgili konuştuğun fikirlerini Rabia mı seni yönlendirdiği için böyle düşünüyorsun? Hayır alakası yok. Ben olanı söylüyorum. Zaten anlamıyor o herhalde. Seda Hanım'ın dediği gibi bak. En başta diyor ki sen bu konuda Rabia'ya birçok kez kızdın. Karşı geldin, böyle konuşamadı. Hepinizin yanında ben bunu birçok kez tepki verdim ki ben Rabia'yı susturuyorum diye ben burada bir dünya tepki aldım. Sen kızı nasıl susturursun diye. Aynen. Anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi bu kez onay vermenin nedeni? Onay vermemin nedeni zaten ertesi günü biliyorsun bir gün önce çok büyük bir duygu karması yaşamışız. Ertesi günü geldim, Rabia ben şöyle bir telkinde bulunuyorum çünkü bizde etkisi büyüktü onun yalnız kalmanın mesela. Diyorum ki ya erkekler evinde çözdük sağ olsun erkekler dedim hani desteklerini söylediler. Sen dedim kızlar evinde çözdün değil mi dedim sorunlarını hani. Ben çözemedim. İyisin dedim. Bir sıkıntın var mı dedim hani kızlar destek olmuştur sana dedim. O an heyecan vardı. Yok dedi. Olmadılar. Daha kötü oldu dedi. Herkes dedi bir şeyler söyledi dedi. Kim ne dedi dedim anlattı. Olay bu. Aşk dilenmeye gitmediler. Şimdi erkekler oylarken çünkü kızlar da buradaydı. Hepiniz buradaydınız. Rabia ile Gökhan ilişkisine bitmiş gözüyle bakmadılar. Benim hep bir lafım vardır ya elektrik düğmesiyle açılıp kapanmıyor sevgi. Teknik olarak bitse de yani o gün duyguların anında bitmesi mümkün değil. Bitiyorsa zaten o ilişki değil hemen ayrıl git yürü hemen. Hemen yürü yani. Duyguları öyle yani bitirebiliyorsan. Bu arada yaptığım söylemler hiçbir erkekle bile alakası yok. Çeteleşmesinden tutun geri kalan hepsine kızlara bile alakalı. Yani gruplaşma diyelim kızlar evini kastet. Kızlara bile alakalı çünkü ben Rabia yönelik konuşuyorum. Zaten biz erkekler evinde olan çok mutluyduk ki anlaşmıştık. Erkekler evinden bunu üstüne alınan var mı? Ben. Alındın. Cümlesi alındı mı dedin? Yok alınmadı. Alınmadı. Bir saniye az daha soracağım. Sizde evet Gökhan diyor ki Rabia'nın anlattıklarının ışığında ben bu gruplaşma işinin kızlar evinde olduğunu farkındayım. Hazal ne diyordu? Ya Seda'nın şey demin verilen görüntüde şey Gökhan şey demiyor muydu ya? Rabia aslında sen haklısın bu evde. Onlardan başka çift olunsun istenilmiyor. Ondan sonra çete cümlesini kullanmıyor. Evet, ben evet, mi yanlış? Evet evet hepsini söyledim. O zaman bizden bahsediyorsun. Bana anlattığı her şeyin karşılığında. O zaman bizden bahsediyorsan Semih'ten, Adnan'dan, Onur'dan da bahsediyorsun. Evet onlardan başka. Hayır ya kızlar evinde böyle bir durum var diyor. Sizlerin yanlış mı anladın mı? Yanlış mı anladım diye düşünüyorum. Kızlar diyor. Yok sadece çiftlere öyle bir şey söyleyeyim. Bunu bana diyebilecek en son insan sensin Azal. Tamam işte ben de şaşırdım. Ben yanlış mı düşündüm diyorum. Acaba böyle bir cümle kullan acaba ben mi yanlış duydum? Öyle demiyor. Kızlar için söylüyorum. Bilmiyorum. Biliyorum kardeşim. Ondan bahsediyorum. Bunu bana söylüyor musun? Sen açıklamasını yap. Ben de söylüyorum abicim. Bunun çiftlerle veya başkalarıyla bir alakası yok. Tamam. Ben genel olarak bana anlatılan hepsinin gölgesinde tüm gelinler evinde, tüm hitaben bu konuşmaların hepsini yaptım. Birebir benim kendi ağzımdan çıkmıştır. Ki orada da zaten söylemiştim. İnşallah bu görüntüler verilir demiştim. Ta ki Rabia Hanım işte diğer evdeki kızlar arkadaşlarının çok çabuk tekrar değişip benim de erkekler evinde hiç daha bu konular geçmezken, daha bu konularımıza gelmezken beyler hepinizden özür dilerim. Ben böyle bir şey
söyledim dediğim gibi. Tamam da Gökhan bu durumdan rahatsız değil. Sen niye öyle söylüyorsun ki? Rahatsız mısın benim arkadaş olmamdan? Hayır. Ben de onu söylüyorum. Keşke anlarsanız. Keşke iyi geçirsiniz. Nasıl değiştiğinizi? Nasıl değiştiğinizi diyorsun kardeşim? Ne alakası var ya? Tamam nasıl değiştiğinizi? Biz de kendisi... Ya Rami sen bu evde... Küs mü kalayım herkesle? Ya ben sana kimseyle küs kal demiyorum. Sen bu evde gelip bana... Sen Aycan'la, Hazal'la, Didem'le iyi olursan merak etme. Onlar sana düşman olurlar. Veya onlarla iyi olursan diğer tarafa tartışırsın. Bu evde böyle bir şey var. Evet. Var abi maalesef var. Bu tamam. Bunu ben de görüyorum. Farkındaysanız siz de yaşıyorsunuz. Benim arkadaşım benim sevmediğim insanlarla arkadaş olursa tabii ki de karşıma. Sana göre mi arkadaşları seçecek Gamze Taşkın? Git o zaman tek başına bahçede tık arkadaş. Bana göre kimse arkadaş olmak zorunda değil. Ben kimse benim arkadaşım olmak zorunda da değil bu evde. Herkes kendi düşüncelerini, kendi hayatını yaşıyor. O zaman arkadaşlık seçimlerine sen... Ya ben yorum yapıyorum, yorum. Yorum yapıyorum. Şu ses tonunu ayarla benimle konuşurken. Allah Allah. Böğürme. Ben Gamze Taşkın'ı severdim. Artık sevmiyorum yine mesela. Yine üst üste oluyor. Bağırtıyor ya. Mesela ben seni severdim artık sevmiyorum mesela. Hiç ben sevmiyorum. De seni sevmiyorum Gökhan. Ama bak işte ben onunla yakınlaşmam var. O zaman senin Rabia'yla görüşmemen lazım. Seni sevmediğin insanlarla... Görüşmesin o zaman. Sevmediğin Allah insanlarla söyle görüşmesi seni rahatsız ediyor zaman. Ya. Bak, ben Gökhan'ın çocuğu muyum bak, ya? Sen az önce söyledin ya. Sen az önce dedin ya benim sevmediğim insanlarla arkadaşlık kurması beni rahatsız ediyor dedin ya. Peki benle tekrar ilişkiye başlasan ne yapacaksın? Tamam arkadaşım söyle arkadaşım görüşmesin değilim. O zaman. Ne yapacaksın? Bak ben sana ne diyorum söyle görüşmesin ben bir şey o zaman. Sen senin, kendi söylediğin şeyi söylüyorsun. Senin istediğini yapmıyorum zaten Rabia. Bak sen kendin demedin mi? Ben zaten bunu bekliyordum. Sevmediğin gayet insanlarla arkadaşlık yapması beni rahatsız ediyor demedin mi? Evet aynen öyle. Peki şimdi beni sevmiyorsun doğru mudur? Beni sevmiyorsun. Ha şimdi sen bana seni sevmiyorum dedikten sonra ben sana bunu söyledim. Ya normalde seviyorsun. Arkadaşımsın neden sevmiyorum? Gamze bir dakika neye gülüyorsun ya bir dakika Seda Hanım. Adnan. Seda Hanım daimi bir olay üzerine sabahtan beri düşünüyordum da o kafamda oturduktan sonra söz almak istedim. Daim Didem dedi ki ben Gökhan'ın bir desteğini görmedim şöyle böyle. Ben de düşündüm ilk bir tepki gösterdim. Gökhan'ın bugüne kadarki desteği bir ilk üçüncü hafta yaş mevzusundan dolayı Didem'le tamamen bitirmeyi düşündüğümde Gökhan bana destek vermişti. Evet. Bir de dediğim gibi kahvaltı. Metabolun mahvettiği kahvaltı. Yediğimde seni mi destekleyeceğim? Bunlar bile yeter der mi? Hiç yapılmamış yok, demek de bir şeyler yapılmış demesi farklı şeyler. Ben bu bir şeyler yapmışım. Ama diğerleri ama az veya çok. Bir tane kardeşim. Sözümü bitireyim. Sana kardeşim yapma böyle mi, demişim. Hep Gökhan, demişim yani. Sözünün istersen kesilmesini sevmiyorsun ya ben de sevmiyorum kardeşim. Buyur kardeşim. Ama aklıma diğerleri de geliyor. Burada bir kere Didem'e bitti dedim. O zaman haklısın kardeşim şöyle böyle deyip Didem'e evet karşı bir şeyler söylemişti. Harici yani tekrar... Yani zaman finalde de siz beni gömüyordunuz, Gökhan'ı dolduruyordunuz. Aynen öyle. E o bir de o var ona yani. Ama, dur. Bir şey vardı orada. Bir şey vardı da ama hayatım onda da vardı. Bana tutup da desteklemediniz derse de ben tutup da şaşırmam. Desteklemediniz mi? Yani Rabia ile ilgili onu söyle şaşırmam. Derim ki yaptım. Daha sonrasında Didem'le ilgili yine biz Didem'le tartıştığımızda bu geçen hafta evet Serap mevzusunda yine Didem'i evet gömdü. Tabii canım yerin dibine evet soktu sağ olsun. Ben hak eden hakkını veririm. Desteklediği hakkını hemen veririm. İki kere destek verdi. Bir ilişkiye başlamadan ben önce de cümle kurarken şöyle demedim cümlemde. Ben bugüne kadar sürekli size destek verdim. Her gün demedim. Dedim ki ben bugüne kadar burada destek vermediğim insan yok dedim. Şimdi bunun sayısı önemli bir. Ama bence de önemli. Destek veren olmadı ki. Bence ne önemli. 2-3 değil. Yapmış mıyım? Ben yapmışım. Olumsuz. Ya ihtiyacım var demiyor zaten Azal. Sadece çocuklar. Kimse kimsenin ilişkisine destek vermek zorunda değil. Aynen. Herkes bir yetişkin. İnsan aşık oldu mu gerektiğinde anasının babasının sözünü dinlemiyor. Bırak arkadaşının sözünü dinlesin. Aynen. Onu da geçelim. Duygularının sözü en sonunda geçerli oluyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Burada önemli olan destek vermek zorunda değil. Gerçekten o, o an Didem'i beğenmemiştir tavırlarını. Bana evet yapılsa affetmem demiştir. Adnan Rabia'nın tavırlarını beğenmemiştir. Bana yapılsa ben affetmezdim demiştir. Biz de demiyor muyuz erkekler için? Kızım bu adam doğru davranmıyor. Bana yapılsa bozulurdum. Biz de yapıyoruz aynı şeyi. Ha, bana göre niyet önemli. Diğer çiftleri ayırmak, onlar mutsuz olsun, ben bir tek çift kalayım diye mi yapılıyor bu iş? Yani planlı mı? Evet. Yoksa gerçekten ne hissettiğini söylemek ve paylaşmak, hem cinsini korumakta bir sıkıntı yok yani. İşte Seda Hanım bundan bahsediyorum. Ben burada zaten insanlar mutsuz olsun diye düşünen bir adam değilim. Bana burada bunu zaten söyleyebilecek bir insan varsa zaten gelsin şimdi söylesin. Burada hiçbir şey yapmadın sen ben hatırlamıyorum demek farklı bir şey. Birkaç tane de olsa bir şeyler yaptın demek farklı bir şey. Farz edin dışarıdasınız. Bu programın bir birincisi olmayacak. Bu programın birincisi bir ev almayacak, evlendirilmeyecek. Öyle düşünün. Normal bir arkadaşınızdan ilişkiniz süresince beklentiniz ne olur? Bazen yanında olmasını, karşı taraf sana yanlış yaptıysa onunla dertleşmeyi. Bazen sen yanlış yaptıysan
ya bak kızım sen de akıllı ol demesini. Değil mi yani budur. Öyle. Ben... Sürekli karşıdakini gömsün, sürekli beni övsün de değil. Öyle yani. Bir şey değil. İlk tartışmalarında yaş konusunda Didem'i haklı buluyordum. Didem'e destek verdim. Adnan'a dedim ki sakin ol Didem böyle böyle. İkisi tartışmalarında Adnan'ı haklı buluyordum. Dedim ki kardeşim yanlış yaptı. Bu benim yok, kendi özgür iradem. Anladın mı? Bu orada, böyle yani anladın mı? Ben, burada. Ki Gökhan şu konuda ben hep olumsuz yorumlarını yaptım. Hatırlıyorum Gökhan. O zaman Didemciğim diyorsun ya. Peki Didemciğim Gökhan'ın bu yorumları. Ama mesela Semih'le alakalı konularda daha destekleyici peki, konuşuyor. Peki sizi ayırmak mesela. İçin mi? Semih'le hiçbir şey öyle bir şey olmuyor ki benim. Ya da Semih'le azal. Ama ben yani de sizi daha tehlikeli bir çift olarak mı görüyor? Ayırmak için mi yapıyor? Sen az önce bir cümle kurdun. Dedin ki bizim ilişkimiz için hiçbir şey yapmadım. Gökhan'cığım müsaade edersen. Adnan ve ben konusunda hep bana yönelik daha olumsuz, yapıcı değil de ya da daha orta karar değil de. Senin gibi. Hayır Adnan da seninle ilgili yorum yaptığında emin ol o sınırını çok güzel ayarlıyor. Sen de öylesin. Yani ne nalına ne mıhına yapıyor Adnan. Hayır, ama Gökhan yaptığında çok acımasız bitirmeye acımasız yönelik mı? Hareketler. Finalde Adnan'ın bana yaptığı neydi? Burada bunu en çok yapan sensin be kardeşim. Herkes yaptı finalde. Finalde senin arkanda duran kimse yoktu. Anladın mı? Konuşmamıştı ama Adnan benim eski arkadaşım olmasına rağmen. Senin erkek arkadaşın bile yüzünü görmeye alışmak istemedi. Neyse erkek arkadaşım o şekilde önemli olan niyeti de. Allah Allah tamam ya. Bence var ya bunlar hikaye. İzleyicimiz o kadar akıllı ki ilişkinin samimiyeti geçiyor beyaz camdan karşıya. Anlatabiliyor muyum? Geçsin geçmesin. Siz şuranızdaki samimiyete bakın mutlu olacak sizsiniz yani. Burada kimse burası program diye evlenmez ve hayatını gencecik insanlar geri kalanını böyle bir riske atmaz, mutsuzluğa atmaz. Siz buranızı dinleyin. Hepiniz birden aynı evde yaşamayacaksınız inşallah bu işin sonunda bir düğün olursa. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Geldiler gördük işte evlenen arkadaşlar. Allah hepinize nasip etsin diyorum. Bugünkü tartışma bölümünü kapatıyorum. Artık kafanızda bir şeyler şekillendiyse öncelikle korumaları alıyorum. Hazır mıyız? Hazal, birincisin. Semih, birinci. Tekrar tebrik ediyoruz. Sizlerin birincileri efendim. 10 bin lira yaz sonra ikisinden biri alacak. Kimi koruyacaksın Semih'i koruyamıyorsan? Bana ver. Onur kardeşime. Peki. Teşekkür ederim. Enişteye gitti o. Enişteye gitti. Peki. Aycan'cığım senin gidecek oyun kime? Onur'a. Oyumu Onur'dan yana kullanmak istiyorum. Peki. Korumanı verdin Onur'a. Evet. Devam edelim. Didem kime gider koruma? Adnan. Adnan dedi. Şaşırmadık. Rabia koruman kime gidecek? Gökhan. Kararlıyız. Gökhan. İlk sıra kararlı. İkinci sıraya bakacağız şimdi. Esra'nınkini merak ediyorum. Ben korumamı Şahin'e vermek istiyorum. Tamam. Devam edeceğim diyorsun yoluma. Şahin dedi efendim Esra. Ve Gamze seninki kime gidecek? Onur'a. Onur'a. Koru da biz aşk yaşayalım nedenini canım. Açıklamak istiyorum. İlk defa dışarıya çıktım ve çok güzel vakit geçirdim. Bu ilk, bunun için Onur'a vermek istiyorum. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı ciddi mi bilmem. Korumasını aldım ve değiştiremez. Ben seni çıkartırım merak etme. Nazlı senden alalım korumanı. Ben de Mehtap'ın duygularının gerçekçiliğini anlamak için Berker diyorum. Berker'e gitti efendim bir koruma. Hemen yazalım ve son olarak Mehtap'ın korumasını alacağım. En sonki eleme potası hafta içi oldu biliyoruz ve Gökhan bana oy verdi. Ben Gökhan'a oy vermek istiyorum. Gökhan dedi efendim. Mehtap, hani Berker'i seviyordun? Berker bana oy verdi mi ki benim? Bilmem belki verir. Onur da sana oy verdi. Neden? Şu anda da Gökhan'a oy vermek istiyorum. Neden Gökhan? İlk defa çünkü biz onunla burada o kadar çok kötü şeyler yaşadık ki çok tartıştık ettik. Böyle bir eleme esnasında bilmiyorum ismimi söylemesi acayip geldi ve bu yüzden Gökhan diyorum. Tamam Gökhan'a ver. Peki bu Gökhan'ı kurtarmıyor. İki oyda kalıyor ve Onur efendim haftanın elenmeyecek damat adayı oluyor oylamayla. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilini terbiye edeceğini, yüreğini terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumluyum. Samimiyet kelimesini bu evde öğrenmişsin ama üzgünüm anlamını öğrenememişsin. Devam edelim. Berker, senin koruman kime gidecek? Önce açıklamasını yapayım.
Şimdi vatandaşın bir tanesi ben bu evde olduğum sürece sen başkasıyla aşk yaşamana izin vermeyeceğim diye bir cümle kurdu. Vatandaş dediğin kim? Korumamı Mehtap'a veriyorum. Gerçekten hak edene, değer bilene, kıymet bilene aşkı nasıl yaşatacağımı kendi gözleriyle görsün diye korumamı Mehtap'a veriyorum. Peki. Mehtap'a gitti koruma. Dikkat olumlu etti, duygularla olmasa da. Onur kime gidecek koruma? Ben de oyumu Aycan'a vermek istiyorum Sedam. Valla şükürler olsun sonunda benim ismimi korumaya verebildim. Sağ ol sevgilim, eğer kalırsam kaldığımız yerden sevgililiğe devam edebiliriz. Bak bu kadın milleti kolay unutmaz. Unutmuş. Geçen hafta koruma bir yere gitti, orada kaldı o koruma. Artık sezon sonuna kadar koruma versen temizleyemez. Evet, farkında. Yok ya ben Aycan diğer zaten değil, sorun zaten. O değildi ki, sorun sen değildin, ben de size vermiştim. Biliyorum. Peki. Efendim yazıyorum hemen Aycan'a korumasını ve devam edelim. Semih Hazal koruma altında. Benim sabit Sedam, Didem yengem. Peki yengeler olur tabii yani hemen. Eşler olmuyorsa yengelere gidiyor genellikle biliyorsunuz. Didem'e gitti bir koruma ve Gökhan'la devam edeceğim. Merak ediyorum. Söyleyeceğim ama laf söyleyeceksin şimdi. Yok söylemeyebilir miyim? Tabii ya. Niye laf söyleyeyim? Ya falan yapmadın. Bak laf değil. Söylemiyorum. Ben yazarım. Şimdi devam edelim. Turgay seni kime gidiyor? Didem'e gitsin. Çünkü niye? Adnan'ı geçen sezon ondan da tanıyorum. Eyvallah. Peki. Turgay Didem'e verdi efendim korumayı. Devam ediyoruz. Boğaçan kime gidecek koruma? Hafta içi o bet günde kalbini kırdığımı düşündüğüm kişiye yani Rabia'ya vermek istiyorum. Rabia bir koruma daha aldı. Didem'le başa baş. 2-2. Ne diyeceksin Şahin? Ben Gamze Taşkın demek istiyorum. Herhangi bir sebebi yok, sadece bu hafta... İsmi alışkanım diyorsun. Ne? Yok, ismi alışkanlığı değil. Gamze'yle takılı geldiğinden beri kendini yanlış tanıttığını düşünüyorum. Korunmasını isterdim ama maalesef korunamayacak. Yine de Gamze Taşkın diyorum. Peki. Gamze Taşkın'a gitti Şahin'in oyu ve... Adnan, sorayım mı, direkt yazayım mı? Yazın. Yazıyorum, Gamze Taşkın. Pardon. Ya Seda Hanım. Adnan, beyan et bakalım. Kime gidiyor koruma? Beyan ediyorum. Sevgili hukuk karşısında boynum kıldan incedir ve Didem Delen diyorum. Didem Delen de o zaman elenmeyecek. Gelin adayı oluyor efendim. Onur'la birlikte kendi yaptıkları oylamayla. Şimdi geldik en heyecanlı dakikalara. Artık bunca tartışmanın, haftanın özetinin ve korumaların ışığında Hazal ve Semih haftanın birincileri 10 bin liralık çeki alacaklar. Ve kaç kişi gidecek evden, evlerini koruyabilecekler mi bilmiyorum. Bu küçük kutunun içinde. Ama en azından ayağa kalkacak bu evden gitmesi istenilen gelin ve damat adayını belirlemek üzere her zaman olduğu gibi kızlar evinden başlayarak oy vermeye davet ediyorum. Hazal ilk oy senin. Sevdiceğin gitti. Şimdi sıra sende. Bu eve Şahin için geldiğini söyledin. Ama ne Şahin seni istiyor ne de senin Şahin'i istediğine inanıyorum. O yüzden aşkı dışarıda yaşamanı tavsiye ediyorum sana. Burası öyle geçerken uğrayabileceğin bir yer değil. Kimseyi tanımaya da çalışmıyorsun. Bence git ya, çok gereksiz. İlk geldiğinde fark edememiş olacaksın ki buradan gitmişsin. Hala nerede olduğunun farkında değilsin. İnsanlarla ve duygularıyla oynanmaz. Önce bunu öğrenmelisin. Dilin terbiye edeceğine yüreğin terbiye et. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Ben ettireceğim yani. Kalbinin sesini dinle ve unutamadığın aşkının yanına git melek yüzlü arkadaşım. Bence burada olmaya layık bir değilsin. Bırak da buna daha layık olan insanlar buraya gelsin. Samimiyet kelimesini bu evde öğrenmişsin ama üzgünüm anlamını öğrenememişsin. Burası oyun evi değil, kısmetsiz olur ev.
Sen bu evde mutlu olmaya değil, oyun oynamaya gelmişsin. Ayrıca insanların duygularıyla oynamaya seni bu evde görmek istemiyorum. Sana hep altından bir kalbin olduğunu söylemiştim. Evet, bu fikrimde yanılmamışım ama altının değeri düşük olduğu için senin kalbin de 5 para etmezmiş. Hak etmiyorsun. Yolcu yolunda gerek. Ben istemeyeni ben de istemem. Bence artık tanımak istediğin veya tanıyabileceğin bir damat adayı kalmadı. O yüzden üzgünüm. Efendim, kararlarınızı verdiniz, oylarınızı kullandınız. Gidiyorum kutuyu alıyorum, hep beraber sayıyoruz. Bakalım bugün ayağa kalkacak isimler kimler olacak? Kutu geldi. Korumaları tekrarlayayım mı? Hazal ve Semih sizlerin birincisi efendim. 10 bin liralık çekin sahibi ikisinden biri olacak. Evlerini koruyup koruyamayacaklarının garantisi yok. Kaç kişinin eleneceğini de bilmiyoruz. Bir olabilir, iki olabilir, hiç olabilir. Keşke olsa, olmuştu en başlarda. İşte o sır bu küçük kutuda. Ama kendi verdikleri oylarla koruma altına aldıkları iki isim daha var. Onur ve Didem. Onlar da eğlenmeyecek iki ismimiz. Onun haricinde 12 isim tehlikede. Başlıyorum. Hazırsanız. Her zamanki gibi 16 oy var. İlk oyları hızlı sayıyorum. Erkekler evinden geliyor. Ah bu açan ah. Bu oyun dokunmuş gibi geliyor. Boğaçan'ın gitmesi yönünde bir oy oldu efendim. Gelin adaylarına bakacağız. Sesli harfleri yazmamışlar. Niyeyse. Oyunun ikinci kahramanı. Mehtap. Devam ediyoruz efendim. Bakalım kim? Hep de bu gülen yüzü koyan aynı kişi Şahin. Onu yakalayacağım Seda. Onu bulacağım. Gülen yüzle uğurluyorlar Şahin efendim. Gamze Göktürk de gitti. Acaba kim? Şahin'e gitsin. Elenmesi yönünde bir oy. Devam edelim. Bu hafta pek bir sessizdin ama Nazlı yine de ismin çıktı. Her hafta bir Nazlı yazılır ama. Kesinlikle. Nazlı'ya gitmesi yönünde bir oy ve devam. Halbuki bu hafta olgunluğuyla hepimizin gözünü doldurmuştu. Berker. Belki bir tepki oyudur. Bakarız. Berker'e gidiyor elenmesi yönünde bir oy. Henüz 5 oy açtım, hiçbir şey belli değil. Devam ediyoruz yine. Soyadlı yazmaya alışılmış. 2 tane vardı eskiden çünkü. Gamze Taşk. Kim olduğunu artık biliyorum. Tek Gamze var. Artık kim olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Evet. Sormayacağım. Görürüz nasıl olsa. Hakikaten soyad niye yazılmış ki? Evet. Daha yarısına gelmedim oyların. Rahat olun. Erkekler evinde bir ilginç durum var. Bu isimle, Turgay ismiyle... Gelin adaylarının oyunun yarısını açmış oluyorum. Ama bu yine hani o belirsiz finallerden efendim. Yani oyların yarısını açtım, 4 adayın birer oyu var.
Zaten ikisi koruma altında. İlginç. Bir dağılım yok bir isme. Bakalım bundan sonrası nasıl çıkacak. Gelin adaylarındayız. Onların da dördüncü oyunu açıyorum. Aynı şekilde onlarda da belirsizlik devam ediyor. Esra. Evet. Tam da dediğim gibi neredeyse koruma almayan bütün erkeklerin gitmeleri yönünde bir oy var bu hafta. Gökhan. Olur diyorsun. Hep yazılıyor zaten. Ama farklı kişi yazmış bu sefer. Yazısından mı anladın? Ha. Belki değiştirmiştir. Olabilir. Bakalım kızlarda ne olacak efendim? Onlarda da farklı farklı isimlere birer oy var şu anda. Ama bununla onlarda durum değişti. Bir aday iki oy almış oldu gitmesi yönünde. O aday da Mehtap. Devam ediyorum. Damatlar evinden çıkacak bu isim. Sanki oylamanın başına döndük. Bu isimler üst üste çıkmıştı en başta da. Boğaç. Bakalım kaç oy açmışım. 11 oy açmışım. Fazla da bir şey kalmamış geriye değil mi? 5 oy kalmış. Biraz yavaşlıyorum. Gelin adayları. Sizin evden geliyor isim. Mesajlı filan. M Nazlı Ceylan ya bir susar mısın? Acaba kim? M nedir ya? M ne? İlk ismim Melisa. Ha ilk ismim. O kadar iyi tanıyor seni. Ona dikkat etmiş en azından evet. Efendim Nazlı ve Mehtap ikişer oyda gitmeleri yönünde. Devam ediyoruz damat adaylarıyla. Damat adaylarında bir tek Boğaçan'ın iki oyu var gitmesi için. Şahin, Turgay, Gökhan ve Berker'in birer oyu var. Koruma altında olmayıp da gitmesi yönünde oy almayan kim varmış bakalım? Onur senin zaten koruman var. Semih'in zaten var. Bir tek Adnan'a gidin denlemiş. Bu oyla Şahin de iki oy almış oluyor. Şahin Boğaçan'la oyların eşitlendi. Tek bir oya bakar. Bir sonraki turda bakalım. İkinizden biri mi ayağa kalkacak? Bir tur daha mı döneceğiz? Kızlar sizin de Mehtap ve Nazlı'nın ikişer oyu var. Gamze ve Esra'nın birer. Her şey değişebilir. Mehtap ve Nazlı haricinde kim çıkarsa ikinci tur ihtimali kuvvetlidir. Hazır mıyız? Evet. Bu isim ne efendim? Üç gelin adayı arasında beraberlik sağlanıyor. Yani Gamze Taşkın, Mehtap ve Nazlı'nın gitmeleri yönünde iki. Esra'nın bir oyu var. Onların da işi son oya kaldı. Efendim erkekler evinin son oyunu açmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şahin'in ve Boğaçan'ın gitmeleri yönünde iki oyu var. Turgay'ın, Gökhan'ın ve Berker'in birer oyu var. Şahin ve Boğaçan hariç başka bir isim çıkarsa ikinci tur ihtimali
yapmıştım. Herhalde üçüncüde artık çekirge misali. Sana bir tepki mi bu, Gamze'ye bir tepki mi? Ben bekliyorum. Gamze'yi olduğunu sanmıyorum. Benimle alakalıdır. Peki efendim, damat adayı belli oldu, ayağa kalkacak. Bakalım. Bu oy gelinler evindeki düğümü çözecek mi? Hatırlatayım. Gamze'nin, Mehtap'ın, Nazlı'nın ikişer oyu var gitmeleri yönünde. Esra'nın bir. Esra'nın adı çıkarsa dört aday arasında bir tur daha döneriz. Diğer gelin adaylarından birinin ismi yazıyorsa zaten belli olacak. Hiç ismi çıkmayan kim var derseniz koruması olmayıp. Çok ilginçtir ki geçen haftanın ayağa kalkan ismi Rabia. Bu hafta bir kez bile yazılmamış. Gelin adayları için son oy bakalım belirleyici olacak mı? Şöyle. Evet. Ayağa şimdiden rica edeyim o zaman Şahin ve Nazlı'ya. Hazal ve Semih sizleri de rica edeyim. On bin liralık çek elimde. Acaba efendim çeki alacak olan adayımız evini koruyabilecek mi? Sorayım. Hazal evini koruyabilecek olsaydın, çekin kime gitmesini isterdin? Seda Hanım, Nazlı bu eve ilk geldiğinde çok iyi değildik. Ama zaman geçtikten sonra ben Nazlı'yı gerçekten hani seviyorum arkadaş olarak. Şahin'i seviyorum ama Şahin son zamanlarda gerçekten gözümde biraz antipatikleşmeye başladı. Yani, bilmiyorum yani şu Hazal, an. Ne diyorsun böyle bir durumda ya? Hayret bir şeysin. Ama gerçekten tamam, bana gelsin de o zaman. Bana gelsin de. Sen ne dersin Semih? Bana gelsin tabii Seda Hanım, yani hiç sorulmaz bile bile. Şüphesiz. Ki benim kardeşim yani, anladın mı? Öz kardeşim olsa, anladın mı Seda Hanım? O kadar sevmem. Ama onu İnşallah bana gelir. Kardeşim. İlk defa bir çeki bu kadar çok istiyorum. İnşallah bana gelir yani. İnşallah bana gelir. Hepiniz aynı fikirdesiniz. Peki hadi kutuyu açıyorum. Bakalım çeki alan evini koruyabilecek mi efendim? Ona bir karar verelim. Onu bir görelim, küçük kutudaki sürprizimizi. Yine çıktı mühürlü zarf. Of. Ne hissediyorsun Şahin? Yani Seda Hanım, çok sevdiğim arkadaşlarım var, o yüzden onlar için gitmek istemem. Burası arkadaşlık evi mi? Arkadaşlık gibi olmadığını biliyorum. Seda abla, ben ne bileyim yani aradığım şeyi bulamadığımı biliyorum bu evde. Ama iyi ki de hiçbir şeye başlamamışken gideceğim. O yüzden biraz değil sana. Daha bir şey. Seda Hanım, o kadar çok başlamaya çalıştı ki artık başlayamaması çok evet, normal. Evet, en azından çalıştım. Evet. Aynen, boş oturmadı. Yani. Evet, sağ olsun. Hakkını verdin evin. Aynen. Madalya takım. Evet, ödül vereceğiz. Nasıl biliyor musun Seda Hanım? İlk baştan beri böyle burada olanlar ayağa kalktığı zaman gerçekten bizim çok sorumuza geliyor. Evet. Sonradan gelip gidenler gerçi geçici oluyorlar ama ilk ana böyle baştan geçen giriyorsun. Geçen hafta Aykut da zordu. Merdivenlerde iniyorsun, onları görüyorsun ya, o bambaşka. Yani. Geçen hafta bu da bu hafta içinde bir de bunu konuştuk Seda Hanım. Yani ben gidersem ne olur falan diye. İlk hafta eve girenler Adnan, Semih, Gökhan girdi. Şahin. Şahin. Dört kişi. Dört kişi kaldı. Allah Allah. Ne oldu? Sen niye oraya gidiyorsun? Sen niye oraya gidiyorsun? Onun senin yanına gelmesi gerekiyor. Of, ne gerek? Sen nereye gitmek istedin? Öne geldi. Yok hayır, ben oraya çağırdılar, öne gitti. Normalde ayağa kalkan kişinin yanına gelir. Nazlı, sen o yüzden.
Ne fark eder? Ay Gamze ya. Biz Nazlı'yı seviyoruz canım. Sen çıksın da senin. Sensin. Yaptılar bu kıza her hafta aday değiştiriyor diye alay eden. Şimdi yanında dikiliyorsun. Çok mu sanırsın sen? Ben geliyorum. Tabii canım. Bir şey diyeceğim. Ben sevgimi, saygımı size ispatlamak zorunda değilim. Kendisi biliyordur. Ben kendimi biliyorum. Size hiç laf söylemek düşmüyor. Keşke Nazlı'nı yeniden sen ol. Keşke Nazlı'nı yeniden değiştirmeseydin. Gerçekten yanına gelenleri bir görseydin. Tamam mı? Keşke senin olmanı çok isterdim. Eminim çok istediğine canım. Kıskandığını kesinlikle görebiliyorum. Neyini kıskanacak senin ya? Senin neyini kıskanacağım Mehtap? O zaman bu kadar çok istemezdim işte. Önemli olan birilerinin senin yanına gelmesi mi yoksa senin kimin yanına gittiğin mi? Bence kimin yanına gittiğin daha önemli. Benim kimin mesela yanına gittiğim tabii yanında ki de değil. Önemli. Yok. Kalkanın kimin yanına gittiği daha önemli. Tamam işte çağrılınca gidiyor en ama. En azından gerçek samimi olduklarının yanına gidiyor. Çağrılınca gidiyor. Mehtap çok zoruna gitmiş senin. Gerçek samimi olmuşların yanına gitmiştir demek. Sizin sahteliğiniz çok zoruna gidiyor. Giderken sahte ağlamalarını burada da yapabilirsin. Ama sen çıktığında yaparsın şimdi gerek yok. Avcuna tuz dök yala bak buradayım. Her eleme de böyle yapıyorlar. Mehtap, her eleme böyle yapıyorlar ya. Gamze'nin görevini üstlenme gözünü seveyim. Gamze'nin görevini falan üstlenmiyorum. Bak Gamze her eleme de aynısını yaparken şu an sen yapıyorsun. Hala yön kendi kendine şey değil hani ben buradayım isteyen yanıma gelsin ya değil Mehtap, ama çıkamadık biz gidemiyoruz. Ben sana aşağı var ya. Biz defalarca uyardık ya. Biz çıkamadık çünkü şamdanlarımız var oradan da şey yapmadık. Biz 3 kişiyiz. Nasıl tek olduğu için yanımıza çağırdık. Zaten sizden kalkacak birisinin olduğunu düşünmediğimizden. Çok küçük şeylere takılırsın. Ya şunun neyim açıklamasını yapayım diye böyle mi? Değil mi? Cevap veremezsin tabii. Kendi fikrimi söylüyorum. Takılıyorum. Çünkü senin görevini üstlenmedim. Bir görev almaya da gelmedim. Mehtap. Yapma. En azından birileri koruna, koluna girmiş. En azından evet. Yanında birileri var. Yani sahteden. Senden sahte mi olacak? Efendim zarfımızdan ne çıkabilir? Çeki alan evini koruyabilir çıkarsa bir adayımız gider. Çeki alan evini koruyamaz çıkarsa iki adaya birden veda ederiz. Keşke kimse elenmeyecek çıksa, elem olmayacak çıksa... Çeki de güzel güzel harcasanız, saklasanız, nasıl isterseniz değerlendirseniz. Çıkabilir, daha önce çıktı. İnşallah, bakalım. Üzülsün, tatlı ismi. Kimden ne geçiyorsa onu söylüyorum sana. Senin zaten o birinin kiminin olmaması benim canım. Kimin? Şahin. Şahin. Ayakta onu bugün elenme fotosuna götüren o mu? Evet. Evet. Ne sizce? Yani... Duyguların anlık değişimi Sedan. Anlık yaşıyor. Belki de değiştirmek istiyor, vazgeçmek istiyor ama sevgi ağır basıyor her seferinde. Aslında duyguları aynı, kararları değişiyor. Bravo. Duyguları aynı ama kararları değişiyor. Benim de kastettiğim şey o. Yani sevgi var ama son vermek istiyor, noktalamak istiyor, gururu mu ağır bastığını istiyor, veremiyor. Evet efendim, zarftan hangi karar çıkacak? Güzel haber, en azından bir kişi elenecek. Hadi Çeki alan evi koruyor efendim. Gidecek kişi bir. Hadi be sen. İnşallah. Nazlı çok veya istedim. Şahin için bir ümit doğdu. Her şey Çeki Hazal'ın veya Semih'in almasına bağlı. En çok konuşan adam da evet. Ama ona sevgimiz, saygımız her zaman farklıdır yani. Hayır zaman. Çünkü lafının arkasında. Evet. Kızımı evet. Kızdığım için söyledim, üzüldüğüm için söyledim. Öyle. Yani kalbiyle onun da ağzı arasındaki bağ kısa. Hatalarını kabul ediyor açık açık, diklenmiyor, egosu evet. Yok. Bunlar güzel şeyler, insani ağzından şeyler. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor, bir o kadar da söylediğinle kabul ediyor. Evet, insani şeyler çünkü. İnanılmaz değişik. Bence reddetse böyle. Daha kötü. Değil ya, başka bir başka bir şey bu ya. Aynen. Vallahi başka bir şey. Burada veya dışarıda inşallah kendin kadar temiz
insanlarla karşılaşıp güzel ilişkiler yaşarsın. Eğer sakın ha dışarı çıktığında da o Gamze ile ilişki yaşarsan ben de seninle bir daha görüşmem. Oo, büyük bir laf söyledin. 3 aydır burada yaşıyorum. Dışarı çıkarsa işte ve Gamze ile olursa görüşmem dedin. Aynen öyle. Aynı şeyi ben düşünüyorum. Öyle bir şey demedim. Öyle mi Şahin? Öyle bir şey demedim. Anlık söyledi onu gene. Anlık söylediği için sıkıntı yok. Gene anlık söyledi onu. Şahin'i tanıyanlar şey bilir. Merak şimdi, etmeyin. Gamze çok dışarıda önemli ilişki yaşamaz çünkü o bu eve gelmeyi çok istiyor. Şimdi az önce çok önemli bir detay vardı. Şahin demişti ki bana dün Gamze elendikten sonra sosyal medyadan mesaj attı. Ben görüşmem yasak olduğu için gelin adaylarıyla elenmiş dahi olsalar, evet, ki belki elenmişlerle görüşebiliyorsundur. Hani böyle bir şey olabilir. En azından mesajlaşabilirsin, telefonlaşabilirsin, bilmiyorum. Bunu reddettim, önünü kestim dedin mesajlaşmanın, evet, bile. Evet. Şimdi sen dışarı çıkarsan evet Adnan'ın dediği ihtimal akla gelmiyor değil. Çünkü önünüzde engel yok. Ben çıkarsam arkadaşla dostça yazabilirim. Temiz en azından. Bak burada seni yapım koruyor. Biz soruyorduk Gamze'den, araya giriyorduk. Bak dışarıda savunmasızsın, sana söyleyeyim. Kıyıtı köşede sıkıştırır gelir bak. Arabayla vurur sana söyleyeyim. Yok yazarım. Gerçekten yazarım. İyi. Yazarım diyorsun. Bugün çıksın gidersem yazarım. Ama ne olarak? Dostça arkadaş. Dostane. Evet. Kader arkadaşı. İletişim iletişimdir ama. Evet. Nazlı sen ne yaparsın? Aklında bir şey kalır mı bugün gitsen? Şahin kalır mı mesela? Devam ederim. Şahin neden kalsın ki Seda Hanım? Ben evet bir zamanlar adaydım ama bitti yani sonuçta. İşte ben o zamanlara hep inanmıyorum ya. Zaman yok. Samimi değil işte bunlar ya işte. Samimi ne alakası mi var ya? Evet bir zamanlar adaydım. Nazlı. Doğru ama bitti. Hayır, yani. Hayır aday olmadıklarını saysam program daha kısa sürer. Ben sana söyleyeyim. Ama herkes Nazlı'nın sonra kötü birisi yapmıyor. Hayır. Biz onu evde o gerçekten çok yok, seviyoruz. Kötü birisi yapmıyor. Kötü bir işi yapmazlar. Böyle biliyor musunuz Seda Hanım? Çok ne tatlı acaba bir kız. Ben kendi fikrimi söylüyorum. O kadar çok kişi aday oldu ki artık burada aday olamayacağını, laf olacağını bildiği için telefonla derken, bir şeyleri pardon, halledip buraya taşımaya kişi çalıştığı için kötü bir insan. Boğaçan'la yaptığı gibi. Ama Boğaçan onu aradığını itiraf etti. Ama 3-4 kere konuşmuşlar. Bunlar hani iletişim sağlamaya çalışmışlar. Boğaçan onunla ilgileneceğim tarzında bir şey söyledi. Bu onun Boğaçan'a verdiğiyle alakalı bir şey. Konuştuğuyla alakalı bir şey. Yoksa adam kendi kendine de bunu yapmadı yani. Ben de evde kıvılcımların atılmasını tercih, evet, ederdim. Hani evde, evet, bir şey yaşanır da dışarıda hasret kalır, araşırsın ama niye dışarıda telefonla, mesajla bir şey başlayıp evde resmilesin? Bilmiyorum erkekler acaba o yüzden mi senin ismini yazdı bu hafta ama işte bu çek kader belirleyecek. Evet efendim 10 bin liralık çek Semih'e mi gidecek, Hazal'a mı? Nazlı mı? Fark etmiyor siz de kime gittiğinizi. Gel gel minnoş kız gel. Yine gelirsin. Gelmez misin? Gelirsin. Ya inşallah. Üzülmedin değil mi? Hiçbir şey belli olmaz. Mutlu ol. Öpmek istiyormuş. Çok ağlayacaksın buna inanıyorum. Sen bebeğim. Dışarıda konuşacağız. Çok seviyorum. Şahin. Küçük. Çok alıştım ya. Küçük dediğim için özür diliyorum. Allah'ım saçmalama ya. Küçük.
Gel istersen bizimle vedalaşın. Onlarla değil. Ayrıca mı? Ayrıca mı? Pek anlaşamazsın. Onlarla ne vedalaşmak? Umarım mutlu olursunuz. Zaten vedalaşacağız. Çok önemli. Tamam, hadi kaldın. Hakkını helal et. İnşallah bir aday bulursun. Hakkını helal et. Azıcım gibi lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin ben. Şimdi oğlum ayıp, kız gidiyor. Şahin. Bana bir keresinde elini s***. Dua etsin, ben onu yapmadım. Herkes hakkını yiyor, gel. Boş ver. Herkes hak ettiğini yer, gel. Şükürler olsun da bugün de gitmedim. Üçüncü kez ayağa kalkıyorum. Allah bir daha göstermesin. Çünkü o stres, o üzüntü... Ben bu yaşıma kadar yaşamadım. Bu evde yoluma devam edeceğim. İnşallah her şey güzel olacak. Giden ayak gene. Nazlıcığım. Sanki gitmiyor gibi ya. Böyle şey hissediyorum. Ne olur bence bana veda et lütfen. Yarın. Ya az önce ettim ama sen anladığım kadarıyla pek buna değer değilsin. Seni ezikleyen kızlarla vedalaş. Küçük hakkını helal et son kere. Küçük hakkını helal et. Problemlerimiz vardı biliyorum. Ama sizce ne olacak? Gıcık etmiştim kardeşim. İyi ezdiler ya seni. Sağlam kalın. Ay. Hayatım tutman gerekiyor. Bu kızın ayak pozitifliğini seviyorum. Ne olur. Ay yeter. Esra. Hadi kızlar. Hoşçakal. Gittik küçük. Şu kadarcık kız ne yere bırakmış sen de Mehtap ya. Kız bütün mü siz? Bütün geldiğinden beri kızla siz uğraşıyordunuz. Geldiğinden beri değil. Hiç de bile. Kızı yap, hiç de yapmadığınız, kıza söylemediğiniz şey kalmadı. İlk hafta Semih'e geldiği için uğraştılar. Bu gece Elen'in ismi ben oldum. Şaşırmadım çünkü bekliyordum. Gerçekten buna hazırlıklıydım. Bu hafta çok kötü bir haftaydı benim için. Hayırlısı olsun. Merhabalar. Böyle oturuyorum herhalde. Evet. Arkadaşım şey sen... Evet, su olabilir mi? Sibel düğüne gelmiş gibi geldin ha. Final var dediler. Böyle. Ha. Final arası. Ne gayet şık değil mi Şahin? Fazla şık işte onu diyorum. Ben de gayet iyiyim. Çok mersi. Şahin. Yo, sizler güzel. De çok şıkmış. Teşekkürler. Galadan çıktık. Nereden geldin çıktık? Beyler Bey. Beyler Bey. Evet, ablakası ha. Aslan neresin? Amasya. Maçka. Aa. Anne tarafı, baba tarafı. Elime getirseni keşke bir kilo. Amasya, aa bizim Okan'ın orası. Tek tek alabilir miyim? Cevap veremiyorum çünkü. Ne yani bir kilo elime getirseydin. Okay. Bir dakika, başlayalım. Okay. Heyecan yaptık biz ya. Ben sırayla. Panik oldular onlar da, ben sorayım. Aynen. Ne işle meşgulsun? Normalde anaokul öğretmeniyim. Nasıl? Şu anda ajans sektöründe çalışıyorum, yönetici asistan olarak. Mükemmel. Kendi işimi açmak üzereyim. Ailenle mi yaşıyorsun yalnız? Evet, tabii ki. Ailenle yaşıyorsun. Daha önce başından evlilik, nişan, söz gibi bir şeyler geçti mi? Söz geçti, evet. Baştan soralım sonra sıkıntı yaşama diye söylüyorum. Evet. Gökhan, sen niye bu kadar merak ettin Gökhan? Ha? Sen niye bu kadar? Heyecan yaptı, adam diyor ki elma getirdin mi diyor ya. Beylerbeyinden geldim diyor ki elma var mı diyor. Amasya'dayım dedi o yüzden. Amasyalıyım dedi. Beylerbeyi elma mı yetiştiriyor kızcağız? Amasyalıyım dedi. Amasyalıyım dedi. Yılın sorusunu soruyorum. Şöyle söyleyelim. Kimin için? Şurası bekar arkadaşlar. Tanıştıralım. Kimse için gelmedim beyler. Geçmiş olsun. Valla tüh. Ben yalnız lan suratlara baksana abi. Hepsi düştü. Hepsi düştü. Yok oldu. Vah 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 vah. Peki burada karakterini, duruşunu beğendiğin bir damat adayı var mı? Fazla izleyemedim ama izlediğim kadarıyla şu anda yok. Hani kafamda beğendi. Tamam ya kalkın. Peki arkadaş olarak kendine yakın gördüğün biri var mı? Karakter olarak bana benziyor. Onunla girdiğimde içeri arkadaş olabileceğim kimse. Gelinlerden. Gelinlerden var. Erkeklerden gelinlerden fark ediyorsun. Gelinlerden var da erkeklerden zaten beyleri tanımıyor mu? Sizlerden... Şahin tanımıyor musun sen şimdi?
Hani göremiyor bile Şahin'i. Ben bir şey söyleyeceğim. O Şahin bu arada. Bu kadar izlemediğin ve tanımadığın bir eve geliyorsun. İzlemeyerek geliyorsun ama evlenmek için geliyorsun. Evet. Burada 8 kişiyiz. Bizden başka zaten insan yok. Başkasını tanıyamazsın. Şimdi ekrandan nasıl görüp gelebiliyorsun de böyle, anlamadım. Şahin miydi? Evet, Şahin. Ekrandan görmekle benim için gidip de burada yüzle görüşmek daha olsun, iyi. Bir izlersen en azından bir fikir sahibi olursun. Ya burada bu kadar çocuklar var. Ben gitsem mi acaba, evlenebilecek karakterde insanlar mı bunlar diye bir ufaktan yazık takip edersin ya. Yani. İnsan yeni gelmiş bir gelin adayla böyle konuşur mu ya? Ederim abi. Ederim, anladın mı? Hiç izlemeden evlenmeye geliyorsun ya. Bizden burada başka insan istiyorum ben çünkü. Kaç yaşındaydın? 25 yaşıma gireceğim 15 gün sonra. Kaç? Doğum günü 25. Burcunuz nedir acaba Sibel Hanım? Yay kadınıyım. Yay. Evet. Yay kadın. Ama bir Şiven'de bir değişik bir hava var. Acaba? Böyle ben Amerikalı gibi. Burada. Hayır. Kaç kardeşsin? 4. Okey. Maşallah. Güzel. Kalabalık aileleri seviyorsun o zaman. Evet. Şahin'in sorusu hoşuma gitti. Şahin'in sorusuna cevap vermedin. Söyledim. İzlemediğim bir yere nasıl evlenmeye gelebiliyorsun? İzledim ama çok yoğun izleyemiyorum. Çalıştığım için fırsat bulamıyorum. İnternetten baktım ama seni göremedim mesela. Hani buraya okay, şu tabloyu biliyorum. Ama bu tabloyu... Sen zaten bu hafta girdin buraya. Görmemen normal. Okey. Okey değil mi? Yani burada gördüm. Burada tanımak istiyorum. Buyur dalı şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Buraya girmeye nasıl karar verdin? Ben 3-3 aydır buradayım. Ne de seni buraya sürükleyen şey? Kısmetse olur dedim, geldim Gökhan. Ya böyle bana politik cevaplar verme. Ama öyle. Ben de sen uzun uzun cevaplar verebilecek bir kızsın. Ama Gökhan öyle. Tanıyor değil musunuz ya? Gökhan derken çok samimi bir Gökhan şekli oldu. Sıcakkanlı bir arkadaş. Gökhan Bey, o zaman beyefendi mi diyeyim? Evet, tanıyor musun Sibel Hanım? Hayır mı? Abi kız zaten bu dörtlüğü tanıyorum dedi. O anlamda değil kardeşim, dışarıda tanıyor musun demek istedim. Sıcakkanlısın ya, o yüzden öyle geldi. Abi, çok mersin. Biz farkındaysanız 7/24 televizyonda olan insanlarız. Bize kardeşim, zaten tanıyabilir. Tanıyamaz mı? Gökhan arkadaşları gelmiyor mu buraya? Geliyor. Tamam, belki de arkadaşıdır diye söyledi adam. Kötü evet, bir şey değil. Kötü bir şey değil. İmalı söyleyen bekarlardı. Gökhan Bey'i tanıyor musunuz? Ekranlarda tabii ki de. Yok harici. Hayır. Ha tamam. Niye Allah Allah. Yok, genelde herkes tanıyor da Gökhan, o yüzden. Öyle mi? Tabii tabii. Yok, ben kimseyi tanımıyorum. Abi gerçekten de gelin adayını tanımaya yönelik sorular soruyorsun. Evet, evet, oturduk tamam. Birbirimizi yiyoruz yanlış yanlış. Hadi Şahin bu saatten peki, sonra peki nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun böyle? Senin için böyle erkek dediğin zaman ilkeler vardır ya, şu olmazsa olmaz benim için diye. Maç olsun. Vallahi mı? Ağır olsun. Tamam, şimdi hadi birbirine girecek. Hatta yapsanız oğlum birbirine. Hadi bak. Şahin sen ne biçim sorular soruyorsun? Peki Şahin kaybettin oğlum baştan. Hep burada sorulan bu ince sorular soruyor. Kim burada en büyük maçı benim. Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz nedir? Güven, saygı, güven kesin. Maço bir adamdan ne kadar güven bekliyorsun ki? Efendim? Maço bir insanın ne kadar sana nasıl güven vermesini bekliyorsun? Biz neyiz Şahin? Biz neyiz kardeşim? Maço musunuz abi? Evet, benim lakabım güvenli maço olduğunuz hayırdır? Bir anda maço oldu lan. Kardeşim, benim daha bir ilişkim var ayrı da. Çok güzel bulmuş ya. Şimdi bak, burada bana doğum günlerinde pankart açıldı ya, dövmeli maço falan diye. Öyle deyince bize laf atmışsın gibi oldu. Yok abi, ben sizi maço olarak görmüyorum. Galiba beyefendi tam İstanbul adamısınız yani. Adamsın. Geldiği zaman bana sert erkek. Öyle böyle abi olur demeyi biliyorsun kardeşim. Ama. Maçoluk haklı olmaksa ben maço değilim arkadaş diyen de sensin. Bir dakika, bir dakika. Ak ilişkim olduğu için ben, biraz maçoluktan terfi olmuş olabilirim. Bir dakika, ben 3 aydır bu evdeyim ve ben seni bu evde tanıdım. Ben senin hiçbir şekilde bir maço kimliğini hiçbir zaman görmedim. Sana bilmiyorum karşı. İlişkinden dolayıyım ama olabilir. Sen bence maço bir adam neyse, gelin hanıma bir soru soralım mı? Bence güzel bir şey diyor kardeşim. Bir şey diyeceğim ya, niye aranızda tartışıyorsunuz? Tanımaya devam etsenize. Evet. Abi maço erkeklerden hoşuma şöyle demiş. Burada maço yok ya Sibel, özür dileriz. Yani ben görüyorum, var. Baştan bozdum. Gördüm. Kim o? Kimi gördün? Tamam, anladım ben. Maço olarak kimi gördün? Onur da mesela maço bir erkek. Hanımköylü desek de. Hayırdır yani, hayır, hanımköylü yani değilim zaten de. Şu anda burada maço olarak kimi gördün? Gerekirse masayı kırarım şimdi yani. Kimi gördün merak ediyorum. Gerçekten bir söyler misin? Şu tabloyu maço, Gökhan gibi gibi ama maçoluk var yani. Bana gibi kendi maçoluk ya. Olmasa da var. Sibel yanlış anlamayacağım söyleyeceğin şeyi. Ben maçoluk bana gibi gibi dedi ya. Sibel, ben gidiyorum abi ya. Bir dakika. Söyle. Bana gibi gibi dedi ya. Bir dakika. Bana. Bir şey soracağım. Bana dedi ya. Gökhan bir dakika. Ben maça mıyım abi? Abi. Sibel. Maçoluk var evet. Hacı ben öyle miyim peki? Sen bence maçonun eşittir Türkçe karşılığı bilmiyorsun. Tam olmasa da bir maçoluk var ya. Ya maçoluk, maço olmak o kadar... Tam olmasa da. Abi maço... İstediğiniz yani, bir şey mi? Yani bir şey diyeceğim. İkinizde var mı? Maçoluk bir şey mi? İkinizde var mı? Dur şunu var. Siz maço olmak niye istiyorsunuz? Dur, maço seviyorum dedi. Maçoluk güzel. Abi birbirinize niye girdiniz ya? Allah Allah. Şahin sen niye bozuldun oğlum? Ben niye bozulacağım abi? Bir anda sizin maço muyum diye kıza tasdik vermeye çalışıyorum. Ben vermem abi. Benim ilişkim var zaten. Baba maço seviyorum dedi. Siz buradan maço... Maço ben mi? Duruş olarak insanın bir karakteri vardır ya. Sen naif bir adamsın mesela. Kim demiş abi, en büyük maço benim burada. Sibel izlemeden geldim belli yani. Görelim. Bu hafta evde mi görelim bakalım?
Allah Allah. Vay. Görürsün. Ya, meydan. Seni sadece şu konuda tebrik etmek istiyorum. Normalde bir gelin adayının buraya gelip rahatsız olması lazım. Kendini ifade etmeye çalışması lazımken şu an bizimkiler kendini ifade etmeye çalışıyor. Ama edemiyorlar. Demek ki gerçekten de sen bu çocukları etkiledin kardeşim. Kardeşim. Ama edemiyorlar. Bacım. Karşıyım. Sen güzel bu tavrına duruşuna devam et. Benden sana evet, çok iyi. Çok güzel şeylenmedim. Sana göre sevdiğin adamın sana nasıl sürprizler yapması gerekiyor? Evet çok güzel. Benim sürprizlerim gayet mantıklıydı. Bana şu, en son mesela alana hediye arabaydı. Ha? Ya, oldu o zaman. Çok da güzeldi. Oğlum ne yaptınız? Bir de bana laf yapıyorsun. Artık eşitti. Sen çok sattı ya. Ya. Beni özür dileyim benden. Senin için. Mantık eşittir maddiyat bence. Evet. Cevabını versin. Ama hala arabayı kullanıyorsun. Anahtar almadın değil mi? Efendim? Hala arabayı kullanıyorsun. Hayır kullanmıyorum tabii ki de. Ne yaptın? Geri mi verdin? Sattım. Satmış geri vermemiş yanlış anlamayın. İsteseydi verirdim. Riski tabii. Okey. Aynen kalkamam. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. İnşallah. Çok teşekkürler. Hayırlısı olsun. Gökhan öyle bir sıktın ki. Düşecektim. Maça şey yapmadım abi. İşte memnun oldum. Hazal sana. Kim bu? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sibel. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Seni hiç sevmedim Sibel. Neden? Esmersin diye. Esmer olmak istiyor da. Merhaba. Esmer zaten. Merhaba. Esmer yanındaki ne o zaman? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Heyecanlı mısın? Gibi gibi. Kaç yaşındasın? 25 yaşıma gireceğim 15 gün sonra. Hmm. Nereden geliyorsun? Kıyafetin olabilir. Nereden geliyorum? Beylerbeyi. Güzel. Bir adayın var mı? Yok. Yok. Yok, kimseye tarif olarak gelmenin kızı. Beğendiğin kimse yok mu senin? Olanlara gelir misin peki? Hayır tabii ki de. Beğendiğin hiç kimse mi yok? Aferin diyeceğim. Beğendiğim hiç kimse yok. Hiç kimse dikkatimi çekmiyor. Hiç kimse yok bu evde. Programı izliyor muydun? Yarın bir şakaya hazırlıklı o bizim erkekler. Programı izliyor muydun Sibel? Programı evet arada bir izliyordum. Takip ettim var. Yani görüyorum. Nerelisin Sibel? Amasya. Ama Trabzon başka anne tarafı. Amasya. Sana biraz evet. Güzel. Amasya'yı severim. Takılıyorum. Yırtır ya sen maç olduğunu ne demeye ispatlamaya çalışıyorsun kız maç olduk seviyor diye. Kalkıp da Onur Aycan'ı bırakıp bana geliyorsa ben zaten böyle bir insanla beraber olmam hani. Gökhan ve Şahin bariz ilgilendiğini belli etmiş bariz. Konuşmamı dinlemeyeceksen git. Allah Allah ya. İlişkisi olan birisine yarın öbür gün bakacak bir tip var sende. Hazal benim için bir Türkan Şoray. Ben Megan Fox, Angelina Jolie. Megan Fox. Tabii herhalde. Angelina Jolie. Gökhan sevdiğim kadın var demiş ama. Evet sevdiği kadın olabilir ama bunun sen olmadığına buradaki herkes o kadar emin ki. Bak. Of. Sağlam tut, öyle tutma. Ya. Ben hafta sonu yazarım seni, yanlış anlama yani. Hayatını bir anca elemedim ama seni elerim yani. Sen hiç kendine güvenmiyorsun, özgüvenin yok senin. Öyle mi? Benim mi özgüvenim yok kendime? Kendini balık gibi hissediyorsun burada. O zaman ben kendime yeni birini bulayım. Bence çok oturaklı da bir kız yani. Rabia olmasaydı Gökhan'la, Gökhan bu kızla ilişki yaşardı. Aslında buraya getirmemin tek sebebi şuydu. Neydi? Yok artık. Hoş geldin, yeni gelin. Merhaba arkadaşlar, tekvandocuyum. Anladım. Dünya üçüncüsüyüm. Burası evlilik programı. Benim için en iyi aday hangisiyse onunla evleneceğim sonuçta. Gökhan'la yeni gelin adayı konuşuyor.